Efendim saatlerimiz 15.05. Manşete devam ediyoruz. Şimdi geçeceğiz siyasetin gündemine. Zira derin bir krizden geçiyor malumunuz Türkiye-Amerika ilişkileri ve gözler bugünkü Trump-Erdoğan görüşmesinde zirvesinde olacak. Akşam saat 8 gibi başlamasını bekliyoruz Türkiye saatiyle kritik randevunun ve Beyaz Saray'da, Beyaz Ev'de gerçekleşecek. Akıllarda pek çok soru var. Uzun uzun konuşacağız. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Habertürk yazarı Çetin Erçetin, Milletler Arası Özel Hukuk Uzmanı Profesör Doktor Nuray Ekşi, Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve Türk Mirası Vakfı Başkanı Ali Çınar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. İsmail Bey siz de hoş geldiniz. Şimdi önce Amerika'ya gidelim. Amerika'dan başlayalım istiyorum Ali Çınar'la. Özellikle dünden bu yana heyet gitti, şu anda oradalar. Bugün akşam görüşme olacak. Aynı zamanda Trump'ın bir azil soruşturmasını televizyonlar canlı yayınlayacaklar. Amerika'daki nabzı biraz dinleyelim sizden. Ne oluyor, ne bitiyor? Sokaklarda ne var, dışarıda ne konuşuluyor? Beyaz Ev olayı, Amerikan basını nasıl değerlendirdi, nasıl yansıttı, beklentiler neler? Pek çok kriz, pek çok başlık var. Onları da ayrıntılandıracağız. Biraz sizi dinleyelim Sayın Çınar. Evet, merhabalar Mehmet Akif Bey. Washington DC'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün öğleden sonra gelerek ilk toplantısını Amerikan Ticaret Odası TAİK ve DEİK ortaklığı iş dünyası liderleriyle buluştu. Burada da Türk-Amerikan ilişkilerinin eski rayına tekrar oturmasını dilediğini ve ticaret hacminin 100 milyar dolar olması konusunda bugün Başkan Trump'la da bu konunun da ele alacağını söyledi. Genel hava, yani sokakta şu anda çok erken saatler, 7 civarı Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerikan medyasının, kamuoyunun tamamen gündemi azil süreç işlemi. O anlamda Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin dediğiniz gibi akşam 8'deki Türkiye saatiyle toplantısı gölgede kalma ihtimali yüksek. Yani bu Amerika'daki azil süreç işlemiyle aslında tesadüf oldu iki konunun aynı güne gelmesi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti yaklaşık 4 saat, yani 8 p.m'den 11.45 p.m'e kadar 3 saat 45 dakika Beyaz Saray'da Başkan Trump ve ekibiyle olacak. Önce birebir, daha sonra heyetler arası, daha sonra bir öğle çalışma toplantısı olmak üzere ve sonra da ortak basın toplantısı olacak. Yani aslında Başkan Trump'ın kafası kongredeki süreçte olsa da, yani bugün kamuoyuna bir de televizyonlarda açık olarak yapılmasına rağmen Türk-Amerikan ilişkileri konusunda 3-4 saatini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetle beraber geçirecek. Ama genel hava, dediğim gibi, azil süreç işlemi. Amerikan medyasının %95'inin bu konuyu daha ağırlıklı kapsayacağı, anlatacağı belirtiliyor. Ortak basın toplantısında da her ne kadar Türk-Amerikan ilişkileri konusu olsa da Amerikan tarafının ağırlıklı yine azil süreç işlemini sorması gündemde ağırlıklı. Ama bizim konuştuğumuz Beyaz Saray yetkilileri toplantıdan umutlu olduklarını, dün de bir kısa bir toplantı yapıldı Beyaz Saray'dan da açıklamada, işte S-400 konusunun öncelikli olduğunu, Suriye'de Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini, insan hakları ve basın özgürlüğü konularında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başkan Trump tarafından iletileceği söylendi. Bazı ana başlıkları olsa da anladığımız kadarıyla diğer bazı konularda da Beyaz Saray Türkiye heyetine düşüncelerini, endişelerini anlatacağı belirtiliyor. Peki, daha çok azil sürecini Amerikan medyası konuşuyor, değerlendiriyor. O kaçta başlayacak bu arada? Türkiye saatiyle ya da... Saat 21 gibi falan. 21 gibi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan başkanıyla görüşürken bir saat sonra da canlı yayında o... Bu arada görüşme esnasında da aziz süreciyle ilgili görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Yaklaşık 3,5 saatlik bir görüşme olması bekleniyor. Saat 23 sıralarında da Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la görüşecek. Tabii oradaki verecek mesajlar... Saat 8'de değil mi buluşma? Yok, 8'de. Şimdi ben de Beyaz Saray'ın tamam şeyi var, programı var, schedule'ı var. Programı sizden. Saat, tabii program şu şekilde, saat 8'de Türkiye saatiyle 8'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'a geliyor. Önce birebir bir görüşmesi var. Daha sonra heyetler arası görüşmesi var saat 1'de. 2'de yalnız Beyaz Saray'dan şöyle bir programda açıklık var. Saat 2'de Amerikan Kongre üyeleri ve senatörlerden Beyaz Saray'a gelmesi var. Burada azil sürecini aradı Başkan Trump'ın bu senatör ve kongre üyeleri görüşmesi bekleniyor. Ama biz Türkiye heyetine dün akşam sorduğumuzda
bazı senatörlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüreceğine söylenmiş. O anlamda o saat 10 civarında, Türkiye civarında bazı senatörlerin Beyaz Saray'da olması bekleniyor. 3'te de yani Amerika Türkiye saatiyle saat 10'da da 11'de de pardon basın toplantısı olacak. Ortak basın toplantısı ve saat 11.45'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrılacak. Yani bizim hem Beyaz Saray'dan hem de Türkiye heyetinden aldığımız programda 8 p.m. akşamı Türkiye saatiyle Beyaz Saray'a geliş ve 11.45'te Beyaz Saray'dan ayrılış olarak görülüyor şu anda. Peki dün ve bugün ben bir hafta önce Amerika'daydım. Beyaz Saray'ın önünde gösteriler yapılıyordu. Devam ediyor mu? Özellikle YPG'ye destek veren işte bir takım sloganların, pankartların oraya asıldığını, terör örgütüne destek veren pankartların asıldığını gördük. Oradaki durum ne? Şimdi bugün saat Türkiye saatiyle 8 p.m'de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'a vardığı anda Ermeni, Rum, FETÖ, YPG, PKK büyük bir protesto Beyaz Saray'ın önünde hepsi yapılacak. Bu anlamda da hepsi beraber evet bu anlamda da bazı kongrelerinde destek verdiği belirtiliyor ki Ermeni diasporasının çatı kuruluşu bazı kongrelerine dün teşekkür etti desteklerinden dolayı. Büyük bir kalabalık bekleniyor yani Beyaz Saray önünde Türkiye aleyhine bu anti-Türk gruplarının bir gösterisi olacak. O anlamda da Türk basını da bunu yakından takip edecek ama genel hava Amerikan medyasında aleyhteki yazılar, protestolar, kongreden bazı demeçlerle bu ziyaret gölge düşürülmeye çalıştı ama bizim gördüğümüz bu toplantının hiçbir şekilde etkilenmeyeceği bu 3 saat 45 dakikalık Beyaz Saray'da bulunma konusunda bu protestonda fazla etki olmayacağı ama Amerikan medyasının da ilgisi olacak. Bunu da ek olarak belirtmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar. Belki tekrar size birazdan döneriz. Ne farklı göreceğiz daha önceki ziyaretlerden? Selçuk Tepeli'yle başlayayım. Değerli hocam, buyurun lütfen. Ay, gittin geldin daha önce ziyaretlere katıldığın için. Yani bu sefer farklı ne olur? Biraz daha gözlemlediğin şey ne diye sormak istiyorum. Anladım. Bu kritik bir ziyaret. Yani bunun hepsi kritik. Öyle ama bu daha kritik bir ziyaret. Niye? Çünkü iki taraf açısından da kritik bir ziyaret. Türkiye Amerika'daki iç siyaset içinde bir argümana dönüştü çünkü. Dolayısıyla karşı tarafın böyle kendisiyle ilgili azil sürecinde yaşanan ve aynı zamanda naklen yayınlanacak olan bir duruşma sırasında bu görüşmeyi yapıyor olması bile ne kadar önem verildiğini bir yandan da gösteriyor. Çünkü bana kalırsa Trump Türkiye'yi bu iç siyasetteki argüman olma pozisyonundan çıkartmak istiyor. Dolayısıyla da ben bu görüşmenin iyi geçeceğini ümit ediyorum. O bakımdan. Çünkü aksi takdirde Türkiye ile ilişkiler ve her ne şekilde yürürse yürüsün gündemde kalması Türkiye'nin orada bu seçim satım ailinde Amerika'da Trump açısından bir sorun anladığım kadarıyla. Dolayısıyla kritik bir görüşme. Türkiye açısındansa Amerika ile ilişkilerde zannediyorum en tatsız günlerin hemen ardından gerçekleşecek ve ondan sonra bir ivme yakalanması uluslararası ilişkilerin Amerika ile olan bölümünün ki bu dünyanın büyük bir bölümünü de ilgilendirir bir yandan en azından bir raya oturtulması bir çizgiye oturtulması açısından üzerinde çok çalışılan bir görüşme bu. Ve yani özellikle de gidilmek için çaba sarf edildiğine göre her şeye rağmen ki doğru yapıldı bence. Yani o mektuba verilecek cevapla ilgili farklı kanaatlerim var. Ama bu görüşmenin gerçekleşmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ve neticesinin de bu çabaya değeceği kanaatindeyim ben. Mektuba dolayısıyla verilecek daha fazla önem arz ediyor bir yandan da. Yani. Kanaat, farklı kanaatlerim var derken? Yani mektup geri verilecek herhalde öyle diyorum. Ya geri verilecek ama yani onun burada bir şekilde halledilmesinde bence fayda vardı. Hatta bilmiyorum daha avantgard cevaplar da verilebilirdi. Yani çok zaten tarihte eşi görülmemiş bir mektuba tarihte eşi görülmemiş bir çeşit cevap verilebilirdi. Yani o da avantgard olabilirdi doğrusu. Buradaki elçisine ki elçiler biliyorsunuz devlet başkanlarının temsilcisidir. Belki de işte vekili olduğu kişiye iletemeyeceği bir cevap verilebilirdi bilmiyorum. Yani elçiye başkana iletemeyeceği bir cevap mı? Ne bileyim yani bu mektubu onlar çünkü içini açıp bakıp getirmiyorlar ama bu mektubun gelmesi büyük bir mesele. Bu bir şey yani bu tarihe geçmiş bir kriz bu. Dolayısıyla yani bana kalırsa hatırda kalacak bir şey. Ya bugüne kadar Türkiye'de konuşulan
Türkiye'de muhalefetin dile getirdiği türden şeylerden de bahsetmiyorum yani. Yani rutin yollar, bugüne kadar denen bir şeyler de bunda bir teamül yok. Böyle bir mektup gelmediğine göre bir cevabın da bir teamülü yok. Böyle bir mektup başka nereye gitmiştir ya da gitmiş midir açıkçası? Yok ki ben bilmiyorum. Var mı hocam örneği? Bildiğim kadarıyla yok ama ben yine şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye burada vakar bir devlet olarak, onurlu bir duruş sergileyerek bu mektuba yine verilecek cevabı hukuki kalıplar içerisinde vermeli. Dolayısıyla da böyle bir etki tepkiden çok biz artık tıpkı aynen yani İngiliz diplomasi diplomatik yöntemlerini kullanarak ve uluslararası hukuku biz pek kullanmıyoruz. Yurt dışına olan ilişkilerimizde böyle esip gürlüyoruz ama bunun bir hukuki altyapısı var. Uluslararası hukuk hocam, tamamen Türkiye'nin durum, yanında. Şöyle bir durum oluşmaz mı? Şimdi hukuki bir cevap ya da diplomatik bir cevap verdiğiniz zaman aslında doğrudan bu mektubu kabul etmiş olmak ve bu mektuba da doğrudan kabullenilerek muhatap olarak verilmiş bir cevap bizi rencide etmez mi? Hayır şöyle yani bu mektubun içeriği itibariyle bir devletin onuruna bunu bırakınız başka bir yani başka bir devleti muhatap almak onu yazmak bile bir devletin onuruna yakışmamakla beraber size hukuki açıdan şunları şunları hatırlatıyoruz gibi öyle çok uzun olmayan bir paragraf etkili sert bir cevap verilmesinden yanayım. Bir de şunu söyleyeyim. Neyi konuşursanız konuşun. Sonunda her şey dönüp dolaşıyor hukuki bir soruna dayanıyor. Evet, o yüzden o hukuki konuda mekanizma işletmek lazım. Ben sizi hukuki olarak eleştiriyorum ve sert bir hukuki cevap veriyorsam bu demektir ki sizin o mektuptaki iddialarınızın hepsini reddediyorum ve size bu yazdıklarınızı iade ediyorum anlamına geliyor zaten o. Yani buna cevap vermek, onları adam yerine koyduk cevap verdik şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini. Yok o anlamda söylemedim. Sevgili Selçuk aslında çok güzel detaylandırdı. Yani bunun çok ciddiyetten uzak, devletler arası hukuka uymayan bir mektup. Yani içeriğinden farklı olarak o içerikte mektupları gördük biz. Tweet yani, atar gibi yazmış. Şimdi yani. Johnson mektubunda da böyle bir içerik var. Ama üç aşağı beş yukarı kalemler aynı. Eskilerde var. Fakat usulü ve dili bunun çok hiç görülmemiş bir şey. Yalnız benim söylemek istediğim şu, yani bunun bir an önce halledilip kapatılması gerekirdi. Yani bugün önemli bir görüşme var. Bizim bununla meşgul olmamamız lazım. Evet. Ya ben çok bu mektup lafını uzatmakta istemiyorum. Çünkü hakikaten üzerinde durulması gereken, analiz edilmesi gereken bir görüşme var. Sonrasına dair kafalarda bir takım planlar var. Hatta bizim oturup düşünmemiz gereken bir Amerika Birleşik Devletleri konsepti var. O konsepte çok ciddi radikal değişiklikler var. Yani Trump başkanlığı ile beraber. Uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin yeni bir takım arayışları ve belki de makas değişiklikleri olacak yarından itibaren. Dolayısıyla bu görüşme epeyce önemli. Eğer işler yani iyi gitmeye başlarsa itibaren, bu çok şey, yarından itibaren bir makas değişikliği veya somut rasyonel görebileceğimiz bir şey olur mu bu görüşmeden sonra? Ya yani mesela bir sürü gündem başlığımız var. Hemen hep birlikte konuşalım. İşte FETÖ meselesi belki biraz daha geride duranlardan. YPG, Amerika'nın desteği, S-400'ler konusunda Amerikalılar çok bastırıyor. F-35'ler konusunda biz bastırıyoruz. Yaptırımlar var. Halk Bankası davası meselesi var. Başka aklınıza gelen? Şu andaki temel gündem temel bu konular üzerine. Ermeni meselesi. Ermeni evet tasarısı, karar tasarısı var. DAEŞ'la mücadele. Ya bunları alt Türkiye'ye alta uygulanacak yaptırımlar. Evet. Bunları alt alta yazdığımız zaman bunların içinden çıkmak çok zor. Yani alt alta yazıldığında bizde sanki bu sorunlar bugüne kadar hiç yokmuş hissi uyandırıyor. Dolayısıyla çözülmezmiş gibi duruyor. Bu sorunların pek çoğu uzun zamandır, uzun yıllardır Türk-Amerikan ilişkilerinde zaten var olan şeylerdi. Kimi zaman öne çıkardı, kimi zaman geride kalırdı. Bu bizim mesela ilk füze krizimiz falan değil. Yani Küreci'ye yerleştirildiği sırada da bir füze krizi yaşadık biz. O zamanlar Patriotlar filan söz konusuydu. Orada da işte Fransa ile bir takım sorunlar yaşadık filan. Onlar çünkü dile getirdiler. Efendim ondan sonra bir şekilde çözüldü filan. Yani dolayısıyla bunlar zaten var olan şeyler. Ama burada en kritik artık çözümü veya bir yola girmesi gerektiğini düşündüğümüz, her iki tarafın da öyle düşündüğü konularda bir mesafe kat edileceğini ve bunun peki sembolik olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin Amerika'ya bir miktar, Amerika ve Türkiye'nin birbirine bir miktar
yakınlaşarak bu zirveden çıkacağını düşünüyorum doğrusu Trump'ın inisiyatifiyle. Çünkü o Amerika'da bu konuyu gündemden çıkartmak isteyecektir. Peki. Yani o ekonomiden bahsetmek istiyorum. Yani ben tabii Selçuk Bey'in söylediklerine katılıyorum ama acaba şöyle bir politikada Trump izleyebilir mi? Biliyorsunuz Amerika'da maalesef Türkiye'ye karşı kongre içinde de halk arasında da ciddi bir tepki var. Acaba bu kendisinin azil sürecinin biraz yumuşatılması için kalkıp Türkiye aleyhine orada da bir takım adımlar atılabilir mi? Bir de hani Trump çok ne yapacağını kestirebileceğiniz bir yapısı olmadığı için bu konuda hakikaten kesin bir öngörüde bulunmak da çok zor oluyor. O yüzden maalesef üzülerek söyleyeyim ki biz bugün yapılacak olan görüşmenin ne seyrini kestirebiliyoruz ne de o seyirden sonra gerçekleşecek olan sonuçlarını kestirebiliyoruz. Ama benim için şu anda Türkiye'nin hayati önem taşıyan ve mutlaka bir NATO üyesi, Birleşmiş Milletler üyesi olan Türkiye açısından en temel sorunlardan bir tanesi bu YPG, PYD ile ilgili sorun. Çünkü Türkiye'nin tam sınırında ve bizim kendi askerimizin görev yaptığı karakolun hemen karşısında Amerika'nın desteklediği terör örgütü üyesi, silahlandırdığı, mali yardımda bulunduğu, eğittiği ve kendi askerleriyle beraber devreye gezen bir PYD, PKK bağlantılı bir örgütün orada olması Türkiye'nin güvenliğine açık, net bir tehdit oluşturuyor. Bu konunun Amerika'da NATO üyesi ve ittifak olan bir devletler topluluğunun olduğu bir alanda bir üye devlete yönelik tehdidin NATO tarafından bu kadar göz ardı edilmesiyle ilgili olarak bizim her türlü hukuki süreci başlatmamız lazım. Bugüne kadar belki hani az önce değindiğimiz mektup konusuna tekrar dönecek olursak Dışişleri Bakanlığı belki bu görüşmeyi bekledi. Radikal bir adım atmadı. Ters, sert bir tepki verirsem acaba bu görüşmede bir takım sonuçları elde etmek amacıyla gittik. Onu zedeler mi diye de düşünmüş olabilir. Dolayısıyla da hem mektubun sonuçları hem bu PYD, PKK ve diğer sonuçları FETÖ herhalde daha bir üçüncü, dördüncü planda kalmış gibi de gözüküyor. Orada bizim tabii ki bir takım eksikliklerimiz de var. Birazdan eğer söz verilirse ona da değinmek FETÖ isterim. FETÖ iadeleriyle ilgili olarak bugüne kadar hukuki süreçte hiç adlandırılmayan bir takım hukuki müesseselerden de bahsetmek isterim ben sonrasında. Dolayısıyla hani bu süreçte şu olur bu olur diye düşünmek çok zor. Bir yandan Selçuk Bey'in çok güzel çerçevesini çizdiği tabloyla da karşılaşabiliriz. Öte yandan tamamen iç siyaseti oynamak adına ve kendini biraz kurtarmak. Aynen. Daha popülist, daha mantık dışı istemese bile belki de yani çok düşman gibi durmuyor Türkiye ama istemese bile başka bir sürece girmesi söz konusu olabilir. Tabii ki Türkiye'nin biraz daha şanssızlığı oldu. Böyle bir sürece denk gelmesi, medyanın her kesimin birinci planda bu azil sürecini ön plan alması, bu Türkiye-Amerikan ilişkilerini de basında belki umduğumuz kadar yer edinmeyecek. Ama bizim için basında yer almaktan daha önemlisi o masada ne tür kazanımlar elde edeceğiz? Ve tabii ki bir kazanım elde etsek de biliyorsunuz ertesi gün dönüyor tersini söylüyorlar. Gibi. Yani Suriye'de bunun biz önümüzü yaşadığımız göremiyoruz. Böyle bir devlet politikası ilk defa belki dünyada izlenen ilk defa böyle bir devlet politikasının varlığından söz ederiz. Bakın sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrı bir politikayla hatta saniyeye göre tweetle çerçevesi çizilen bir politikayla karşı karşıyayız. Tabii ki bunda bizim de bazı... Bu herhalde pek çok ülke için böyle. Sadece Türkiye için değil. Trump'ın bu tür dengesiz paylaşımları Kore'yle de yaşadık, İran'da da yaşadık. İşte Rusya'yla, Kanada'ya Justin Trudeau diye bile tweet atmıştı yani. Evet. Yani bir bakıyorsunuz Katar'a kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sonra 12 milyar dolarlık bir silah satıyor. Sonra Katar çok cici bir devlet oluyor. Yani dolayısıyla önü Suudi Arabistan'a kızıyor, ediyor bu konsolosluktaki cinayet sebebiyle. Sonra bir başka ticari ilişki gerçekleşiyor ve üstü kapatılıyor.
Yani burada başka aktörler tabii, ekonomik aktörler de çok ciddi rol oynuyor. Ankara'ya döneceğim. Bu arada ben çok güzel bir tablo çizmek istemedim. Öyle anlaşıldıysa bir şey yapayım, bir kere altını çizeyim. Benim bahsettiğim Türkiye açısından çok güzel bir tablo değil. Yani burada odaklanıldığında bazı sorunların belki bir miktar mesafe kat edilerek dönülebileceğini düşünüyorum ama sonrasında da gelişmelere bakıldığında ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde başka bir takım risklere bakıldığında çok da güzel bir tablodan bahsetmiyorum doğrusu. Peki. Sizin bu arada bir cümleyle, yani şu meseleler daha çok ön plana çıkar ve belki mesafe kat edilebilir dediğiniz bir şey var mı? Yani S-400 mesela bir mesafe kat edilebilir mi? S-400'lerle ilgili bir mesafe kat edileceğine inanmıyorum. YPG ile ilgili bir mesafe kat edileceğine gerçekten inanmıyorum. Neyle ilgili kat edileceğine? Bu süreçte yine aynı şekilde bir Türkiye'yi oyalama, biraz sürüncemede bırakma politikasının izleneceğini düşünüyorum. Yani bizim amacımız 2x2=4 eder gibi net bir cevap almak. Ama Amerika hep şu anda bekle gör. Belki kendi de ne yapacağını bilemiyor o alanda. O yüzden bir... Ya bu 8-10 başlık varsa, bu 8-10 başlıkta da Amerika bekle görü devam ettirecek. Diye düşünüyorsunuz. Peki Ankara'ya döneyim hemen Sayın Pekin'e. Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmeden önce bir de açıklama yaptı. Özellikle Fırat'ın doğusunda mutabakata rağmen bir ilerleme sağlanmadığı, gereği yapılmadığını ifade etti. Sizin de hemen böyle genel bir Amerika ziyareti değerlendirmesi katılır mısınız? Şu ana kadar aktarılanlara somut başlıklar üzerinden gerçekten bir ilerleme kat edilecek şu başlıklar vardır diye düşündüğünüz bir konu var mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyareti, yani 13 Temmuz'a denk gelmesi, 13 Kasım'a denk gelmesi, azil süreci konusuna baktığımız zaman sanki bu şey hem azil sürecinin gölgesinde kalacak hem de azil sürecinde Trump bize çok fazla bir şey vermeyecek gibi gözüküyor. Yani bu açık, çünkü büyük bir baskı altında, o baskıya rağmen Türkiye'ye bir şeyler vermesi ya da Türkiye'nin isteklerini yerine getirmesi zor gözüküyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri hem dışişleri hem de Milli Savunma Bakanlığı, Amerikan Pentagon açık ve net olarak YPG konusunda ne kadar kararlı olduğunu işte dün de gösterdi. Dün de bir SDG sözcüsüyle Amerika'nın bölgedeki sözcüsü Albay arasında beraber resimler çekildi, konuşuldu, edildi. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin işi zor, kolay değil bölgede. Bence gidildiği zaman ortaya çıkacak sonuç bizim beklediğimiz gibi olmayabilir. Yani ne bekliyoruz, ne olabilir konusu? Efendim? Şöyle söyleyeyim, yani biz şimdi mesela diyoruz ki YPG çekilsin. YPG'nin çekilmesi mümkün değil çünkü hiç kimse, ne Rusya ne Amerika Birleşik Devletleri bizim için YPG ile savaşmak istemiyor. Üstelik savaşmayı bırakın, koruyorlar, onu kolluyorlar ve o konuda gölge etmeseler başka ihsan istemeyince yani. Evet, biz şimdi gidip de YPG, yani bunu beklememiz gerekiyordu. Biz o bölgeye girdik, operasyon bölgesine. YPG'nin oradan tamamen çekilmesi mümkün değil. Çünkü sonuçta terör faaliyetleri, gerilla faaliyetine bulunarak bizim oradaki birliklerimizi rahatsız edeceklerdi. Bu açık, Türkiye'yi rahat bırakmayacaklardı. Bu konuda ne Amerika ne de Rusya bize yardım edebilir. Bu gene eğer keseceksek kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. S-400 konusunda S-400'leri aldık. Türkiye'ye Patriot F-35 verilmesi konusu gündemdeydi. Vermiyoruz diyorlar. S-400'leri Türkiye çalıştırmak istiyorsa, hava savunmasını da kullanmak istiyorsa o başka mesele. Yani o zaman Türkiye'nin sorunu yok. Ama S-400'leri şey yapmak yapacaksak, depoda tutacaksak, gelip Amerikalılar da bunu kontrol edecekse zaman zaman, o zaman yine alabileceğimiz bir şey yok. Başka hangi konu var diye baktığımda mesela NATO bu işlere ilişkilendirilsin mi, ilişkilendirilmesin mi, NATO niye müdahale etmiyor diye. Evet, Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik çok büyük bir tehdit var. Hem FETÖ tehdidi var, hem YPG tehdidi var, PKK tehdidi var. NATO'nun böyle bir olaya 5. madde gereği müdahale etmesi Türkiye'nin yararına mı zararına mı diye baktığımız zaman büyük ihtimalle Türkiye'nin zararına olacak. Çünkü NATO bu bölgeye girip Türk Silahlı Kuvvetleri'ni o bölgeden çıkartmaya çalışacak. Yani amaçları bu. Öyle baktığımız zaman da çok fazla bir şey elde edeceğimizi
sanmıyorum toplantıdan. Ama bu toplantı sonucunda şöyle bir şey olabilir. Bize bütün bu söylediğiniz o 7-8 maddeyi bir bunun içine Doğu Akdeniz dahil torba içine koyup bizden şunu isteyebilirler. Tamam kardeşim, PKK'yı ve diğerlerini halledeceğiz, Kandil'de halledeceğiz. Onları hatta yakalayıp size verelim. Ama siz de şunları kabul edin diye Türkiye'ye bir YPG özerk şeyi devletçiliğini kabul ettirme imkanları olabilir bölgede. Yani sınırda kabul değilse bile deneyebilirler diyorsunuz. Belli yani. Bir süre sonra deneyebilirler. Yani bu konuda baskı olacağı açık ve bu konuda net şey de yapabilirler. Net bize cevap da verebilirler. Çünkü tam azil sürecinde bir şeyler yapması gerekiyor. Türkiye kardeşim ya bunu kabul et ya da o zaman ben sana gereken yaptırımları yaparım diye Türkiye'yi zorlayabilirler bu konuyla ilgili. Bu konuda da Trump bizim yanımızda olmayabilir bu azil sürecinde. Çünkü bu toplantının en büyük tehlikelerinden bir tanesi budur diye değerlendiriyorum şu anda. Peki Amerika ile az önce de söyledik fazla... Sayın Pekin, özür dilerim. Şimdi işte 8-10 tane problemimiz var. Bu toplantı sonrasında yani yeni bir nur topu gibi başka bir problemle daha az önce söylediğiniz mesela işte YPG'ye özellik teklifi vesaire veya Doğu Akdeniz'le ilgili başka bir şey veya yeni bir talep. Evet. Başka bir problemle daha dönme riskimiz de var mı o zaman? Var. Var. Yani pekala şöyle bir şey. Yani sanki her sene biz, artıyor çünkü bu başlıklar. Türk-Amerikan ilişkileri stratejik olarak bakıyoruz diyoruz ama Amerika bu ilişkilere böyle bakmıyor. Stratejik olarak baksa Türkiye'nin toprak bütünlüğü tehlikede şu anda. Gerçekten tehlikede. Yani YPG var ve onun uzantıları var. Hem Türkiye'de hem de bu taraf şeyde Irak'ta. Dolayısıyla Türkiye'ye gereken yardım yapmaları gerekiyor. Hem NATO'nun hem onların. Ama NATO asıl tehdit NATO'dan ve şeyden geliyor şu anda. NATO ülkelerinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Yani pekala İsrail'le yaptığı gibi bu toplantıda toplantı sonucunda şöyle bir şey söyleyebilir. Biz nasıl Golan Tepelerini İsrail ihraç etti, kabul edüklerse efendim şeyde Haseke ve Rakka bölgesinde veya Deir ez-Zor bölgesinde biz bir adet şey devletini özerk cumhuriyeti kabul ettik ya da özerk bir federe devleti kabul ettik, Kürt devleti kabul ettik diye söyleyebilir. Yani bu adamın söyleyebileceği bir şey. Şey değil. Bu dengeleri bozar mı? Yani Avrupa göbek atar bu konuyla ilgili. Türkiye Rusya'ya biraz daha yaklaşır. Ne kadar yaklaşır o da ayrı bir konu. Biraz daha yaklaşır. Ama bunu yapabilirler. Yani bunu yapabilecek bir ortam var diye. Böyle bir şeyden endişe etmiyor mu Amerika yani? Türkiye umarım Rusya'ya olmaz. Daha fazla yaklaşmasından endişe etmez mi? Etmesi lazım. Eder. Ama siz şu anda hem 100 milyarlık ticaretle işte onu söylüyorsunuz hem hava kuvvetlerinizle büyük ölçüde siyasi olarak Amerika'ya bağımlı durumdasınız. Yani Amerika'nın asıl şeyi bu. NATO evet. Vasıtasıyla batıdasınız. Asıl ellerindeki argümanlar bunlar. Türkiye o argümanları kaybetmemek için bunları yapmaya çalışıyor. Ve bu konuda devamlı Türkiye'den taviz istiyorlar. Taviz üstüne taviz istiyorlar. Yani bunları dikkat etmemiz gerekiyor bunlara. Türkiye bu tavizi verir mi? Batı'da kalma pahasına ya da Amerika ile siyasi ilişkilerini geliştirme pahasına ya da hava kuvvetlerinin bağımlılığını sürdürme pahasına verebilir mi? Ya da işte ekonomi konusu var, gündeme gelmiyor. FETÖ konusu var. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin alıp vereceği ya da Amerika'nın kaybedeceği ya da şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin kaybedeceği Amerika'dan çok daha fazla. Evet Amerika'da kaybedebilir ama Türkiye'nin kaybedeceği Amerika'dan çok daha fazla. Dolayısıyla Türkiye en azından bu dönemde Amerika gibi bir stratejik ortağını kaybetmek istemez diye değerlendiriyorum. Bu konuda bizim hani buna şey diyorlar, compromise diyorlar. İki tarafta taviz verecek ama biz daha fazla taviz verecekmişiz gibi gözüküyor. Peki muhtemelen bu söylediğinizin böyle bakıyorlarsa Amerikalılar da çok farkındalardır ve aslında biraz da buradan belki sıkıştırmaya yani Türkiye'nin daha fazla sıkıştığını veya daha fazla riskle karşı karşıya olduğunu düşünüp biraz daha köşeye sıkıştırmaya bugüne kadar yaptıkları gibi devam edebilirler. Çetin'e devam edeyim. Şimdi
Şu ana kadar konuşulanlara ekleyeceklerim mutlaka var. Özellikle PKK-YPG meselesinde bir dosyayla gittiler. Mazlum Kobani Şahincilo terör örgütü elebaşlarından. Onunla ilgili belgeleri de götürdüler yanlarında. Şimdi daha çok sıkıştırma ile ilgili şöyle bir durum da var. Ali Çınar az önce aktardı. Yani öyle bir manzarayla karşı karşıyayız ki FETÖ'cüler, PKK'lılar, Ermeniler, işte Siyonist lobi vesaire hepsi toplanmışlar. Beraberce bir organizasyon içerisindeler şu anda. Yani içlerinde Türkiye vatandaşı insanlar da var. Dolayısıyla böyle bir manzara. Sonra birazdan döneceğim Washington'a. Türkler ne yapıyorlar? Böyle vatanını, milletini sevenler Amerika'da ne yapıyorlar? Onu da çok merak ediyoruz. Yani en eksik kaldığımız şeylerden bir tanesi bu lobicilik faaliyetleri. Siz hatta duymuşken isterseniz bu hususta biraz düşünün. Size geleceğim birazdan. Evet Çetiner, dinleyelim seni. Şimdi Akif, öncelikle tabii bizim Amerika ile ilişkilerimizdeki sarsılmalar ya da sıkıntılar sadece Suriye süreciyle başlayan bir dönem değil. Ta Irak Savaşı'nın ilk başladığı dönemden itibaren şöyle hatırlayalım. Süleymaniye'deki çuval meselesiyle beraber başlayan ve Amerika'nın tezkereyle başlayan, çuvalla devam eden ve yavaş yavaş Amerika'nın artık sahada, alanda kendisine yeni partnerler aradığı, yeni sahalar oluşturmaya çalıştığı, İncirliğin yükünü biraz daha sahadaki diğer ülkelerle paylaştırıp Katar, Suudi Arabistan, işte Erbil de şimdi Harir'de yeni bir üs kuruyor. Biraz daha gücünü Orta Doğu ülkelerine kaydırarak bir alan oluşturma süreci var ki Suriye süreciyle beraber artık bu çok gün yüzüne çıkıp ve artık aleni yapılan bir tartışma noktasına dönüştü. Tabii bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Oval Ofis'te Trump'la bir araya geleceği ve beraber verecekleri fotoğraf Amerika-Türkiye ilişkileri açısından günlük günlük ya da her şeyin bir anda düzeleceği bir fotoğraf olmayacak. Çünkü sonuç itibariyle şu an Amerika'da gerek dışişleriyle gerek Pentagon'la ve Amerika'daki diğer müesses devlet nizamı içerisinde yer alan kuruluşlar içerisinde de ilişkilerimizin çok zayıf olduğu ve sıkıntılı bir süreçte olduğu gerçeği de önümüzde. Yani diğer bir ifadeyle aslında sadece Trump'la çok sağlam ilişkilerimizin olduğunu söyleyebiliriz. Ama Trump'ın da zaman zaman siyasi süreçlerde hiç beklemediğimiz tavırları, hareketleri ve bazen işte tweetleriyle çok bir hani tabir ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bir serseri mayın gibi ne zaman nerede patlayacağını bilmeyeceğimiz bir tavır var. Ama tabii gündem itibariyle baktığımız zaman da Trump'ın bugün aziz süreciyle ilgili kendisine yönelik senatodan gelecek olan sertlik onun bugün toplantıdaki ruh haline yansıyacaktır. Bu kaçınılmaz bir durum. Ve mutlak surette... Olumsuz anlamda. Yani tabii ki sonuç itibariyle bir devlet Trump'ın lideriydi. Trump'ın bir endişesi var mı peki yani? Tabii Trump da iktidara oturduğundan beri değiştirmediği bakan, danışman, Beyaz Saray'daki yanındaki A takımından adam kalmadı. Hatta ikinci tura dönmeye başladı. Ve kendi derin devletiyle bile şu anda sorunlar yaşıyor ve onlara karşı bir mücadele veriyor. Bizi Trump'la aynı noktaya getiren bir nokta o da Suriye meselesi. Yani biz Suriye meselesinde Trump'la iktidara geldiği, koltuğa oturduğu günden beri aynı çizgide, aynı tezlerin üzerinde tartışıyoruz, konuşuyoruz. Fakat Trump bunları istese bile geri çevirmesi çok kolay olmuyor ya da kendi müesses devlet nizamını buna ikna etmekte kendisi de zorlanıyor. Fakat şöyle de bir durum var. Şimdi biz mesela bu saatten itibaren YPG'nin sınırımızdaki faaliyetleriyle ilgili konular da Amerika'yı suçlayarak ya da Amerika ile bir yol alarak bir şey yapamayız. Yani bununla ilgili söylediğimiz her şey boş. Çünkü bu saatten itibaren 30 kilometrelik o sınır hattının içerisinde Rusya var. Ve PKK ile YPG ile ilgili ta Sincar Dağı'ndan başlayıp sınırımızın bütün hattında yer alıp ve Afrin'e kadar uzanan o geniş hattın içerisinde muhatap ve o konuda Suriye meselesindeki direksiyona oturmuş ülke konuda Rusya var ve Rusya'yla bu mevzuyu çözmek zorundayız. Peki Amerika ile PKK mevzusunu... Amerika bize Rusya'yla da çöz diyecek. Yani ortak bir noktaya çekebilirler. Rusya'yla görüşülmesi gereken konular önümüzde dururken Amerika ile bir daha aynı şeyleri tekrar etmenin bize getireceği bir fayda olmayacak ama Amerika ile şunu konuşabiliriz artık. Sen 30 kilometre çekildin ama halen diplomatik anlamda daha önce taktik olarak düşündüğümüz ilişkiler artık sizin stratejik ilişkilerinize dönüşmeye başladı. YPG. Ve DAEŞ'le mücadele kapsamında siz bütün bu mücadele süresi içerisinde YPG'yi, PKK'yı sahada kullandınız.
Bugün elinizde kayıtlı 10.200 tane ve PKK'nın dağ kadrosu olarak tabir edilen isim. Ruslar tarafından bunlar tespit edilmiş. Bunların ülkelerine ya da Irak'a geri dönüşüyle ilgili sizin nasıl bir planınız var? Ya da siz nasıl bir süreç ortaya koyacaksınız? Bu konuda Amerika'nın bir planı, bir programı olmadığı gibi 42 bin YPG'li şu anda Rimelan bölgesinde, Deir ez-Zor bölgesinde bekletiliyor ve daha da kötü olan Amerika'nın buradaki petrol kuyularıyla ilgili hesaplarının tamamı da yine ki bunu Trump açık açık ExxonMobil'e vereceğim. Hı, evet, evet. Ve oradaki işletmelerle oraları koruyacağız. Koruyacağız dedi. İfadelerini kullandı. Sanki kendi toprakları istiyor. Şöyle de bir durum var. Akif, Suriye petrolleri öyle dünya rezervleri içerisinde çok kıymetli ya da çok değerli sayılabilecek bir muhtemelen şey değil. Muhtemelen YPG için değerli. Sadece orada işte YPG'yi finanse edebilecek. Yani bölgesel olarak. Ki benim bugün sabah saatlerinde yaptığım bir görüşmeyle elde ettiğim bilgiler doğrultusuna söyleyeyim. 20 bin varil günlük bir petrol çıkartıldığı ve bunun Irak üzerinden pazarlandığı ifade ediliyor. Bunun önü kesilebilir mi? Örgütün önündeki bir finansal engel oluşturulup bu ortadan kaldırılabilir mi? Bu tabii ki şimdiki işler değil. 1-2-3 aşaması peki, var yapılacak şeyler. Amerika'da şu başlıklar pozitif geçer dediğin bir şey var mı? Şöyle bir Mazlum Kobani meselesi ile ilgili belki bir adım atılabilir. O da Mazlum Kobani'nin kendisiyle ilgili değil. Çünkü dosyada tabii biz hep Mazlum Kobani'yi tartışıyoruz. Dosyada 12 kişinin ismi var. Yani Trump'ın önüne gidecek dosyada 12 kişilik bir liste var. Bu sadece Mazlum Kobani'den oluşmuyor. Bu 12 kişinin ismi kimler olacak? Şu an bilmiyoruz ama 12 kişi olduğunu biliyoruz. Bu 12 kişiyle ilgili nasıl bir talepte bulunacak Türkiye? Nihayetinde şunu da unutmayalım. 12 kişiden geçen, biz sadece Şahin Cilo'yu mu biliyoruz? Şahin Cilo'yu biliyoruz ama orada da şöyle senin bir sıkıntı var. Senin bildiğin vardır o isimlerden. O isimler arasında şöyle bir sıkıntı var Akif. Her 12'si Suriyeli ancak Suriye'de vatandaşlıkları yok. Yani bunların yeryüzünde yaşadığına dair hani kimliksiz Kürtler diye Irak ve Suriye topraklarına tabir ettiğimiz her 12'si de kimliksiz. Bunları kimden talep edeceğiz, nasıl isteyeceğiz, Rusya mı verecek, Amerika mı verecek? Ama bu konuda şöyle bir durum var. Diplomatik anlamda siz artık en azından Suriye meselesinde bu adamlar bizim artık kara listemizde. Bu saatten sonra bizim herhangi bir sahadaki operasyonel ağımıza yakalandığı an itibaren biz müdahale ederiz deme hakkınız oluşacak. Bu artık Amerikalıların önünde olacak. Bu kişiler Amerikalılar tarafından Irak'a kaçırılır mı, yeniden Kandil'e gönderilir mi ya da Suriye sahasına başka bir yere kaydırılır mı? Bunu zamanla göreceğiz ama bu liste artık Türkiye için net bir liste olacak ve bu liste somutlaşacak artık, olan tabii, meselelerden tabii, biri bu. S-400'lerle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Bloomberg'e verdiği bir mülakat vardı. Dikkat çekiciydi. Bir çözüm bulabileceğimizi değerlendiriyorum dedi Sayın Altun. Görüşme öncesinde. Mesela ne olabilir? Nisan'da devreye sokulması planlanıyor. Nasıl bir çözüm? Bu şöyle, tabii şimdi Trump yine tüccar mantığıyla ki bugün New York Times'a Washington Post'a geçen küçük haberlerde şöyle bir ifade var. Bir yorumda da baktım. 100 milyar dolarlık bir ekonomi paketinden bahsediliyor. Hı hı. Yani bizim 2,5 milyar dolarlık bir S-400 ticari faaliyetimiz karşısında ki bunda stratejik bir hamle olarak değil, ticari bir hamle olarak değerlendiriyorlar ki 2,5 milyar dolarlık bir harcama karşısında 100 milyar dolarlık bir ekonomi paketi. Ama bu saatten sonra bundan da geri adım atıldığı zaman daha büyük sıkıntılar oluşur. O da şöyle, bir Suriye'de oluşturmaya çalıştığınız mikro da olsa, alansal, bölgesel işbirlikleri de olsa Rusya ile ciddi sıkıntılar yaşarız. En başta İdlib meselesinde bizim kapımıza 3 milyon insan dayanır gelir. Dolayısıyla bununla ilgili nasıl bir yol alınır? Yapılabilecek maksimum şey, görünen o ki bu biraz daha belki ertelenebilir. İşte Nisan'da değil de Temmuz'da ertelenebilir. Hı-hı. Ama süreç, yani bir yine süreç ama bunların alınması getirilmesi bile zaten başlı başına peki, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bir stratejik öngörü. Peki devam edeceğiz konuşmaya. Ali Çınar'a döneyim hemen ben. Dinlediğiniz ekleyeceklerinizi alayım. Aslında size sordum da bir taraftan. Orada sizin gördüğünüz Amerikan basınında da yansıyan şu hususlar pozitif geçer diye değerlendirilen başlıklar var mı? Bir de az önce gerçekten hepimizi üzen, rahatsız eden bir fotoğraftan bahsettiniz. FETÖ'cülerin, YPG'lilerin, Ermenilerin, Siyonist lobinin vesaire orada hep birlikte bir aleyhte, Türkiye aleyhinde veya bu ziyaretle ilgili bir gösteri, bir nümayiş yapmayı planladığına dair yan yana gelmiş olmaları maalesef ki maalesef şaşırtıcı değil. Ama Türkler ne yapıyor? Yani vatanın evet, milletini birinci, seven Türkler ne yapıyor? Birinci sorunuza gelirsem Mehmet Akif Bey, benim de gördüğüm Türk-Amerikan ticaretiyle ilgili hani iki tarafta
bu ticaret hacminin artmasını istiyor. Bu anlamda bir olumlu gelişme olabilir. Biraz önce değerli konukların söylediği gibi bu terör örgütü lideri Mazlum Kobani konusunda bizim konuştuğumuz Amerikan resmi yetkililer, bilhassa Dışişleri Bakanlığı bu Kobani'nin Amerika'ya davet edilmemesi için Beyaz Saray'a bir telkinde bulunduğu, yani karşı çıktığını öğrendik. O anlamda Beyaz Saray'da da dikkat ederseniz son 10 gündür bu konu hiç gündeme de gelmiyor. Biraz geri adım var. Yani tahminimiz bu konuda Türkiye için olumlu gelişme olabilir. Kongre üyelerinden anti-Türk grupları getirebilir ama Beyaz Saray'ın ağırlaması çok ihtimal görünmüyor yakın zamanda, 3-5 ay içinde. O anlamda bu konu biraz rafa kalkacak gibi görünüyor. S-400 konusunda bizim de görüşmelerimizde Amerika'da çok ciddi bir beklenti var. Yani Türkiye Patriot paketiyle bizden satın alsın büyük bir miktarı. S-400'leri tamam Rusya'dan aldınız ama kullanmayın. Bu da Amerikan kontrolünde denetlenebilir tarzda bir beklenti var. Burada Türkiye tarafının tabii belli istekleri olduğu için burada ne kadar bir pazarlık payı olabilir, bu da önemli. Bizim konuştuğumuzda Rusya rahatsız olur mu? Rusya Türkiye sınırları içinde S-400 olduğu sürece, çünkü parası ödendi veya ödenmek üzere, o anlamda çok müdahil olmayacağı, ilgilenmeyeceği konusunda, ama Amerika tarafında S-400 konusunda Türkiye'nin geri adım atacağı tarzında bir ciddi bir beklenti var. Ama genel olarak yani bu toplantının bugün yapılması en azından suni krizlerin biraz yavaşlaması, ilişkinin nefes alması açısından önemli. Yani en azından bir açık diyalog var. O nedenle ben sonuç tamamen çıkacağını ben tahmin etmiyorum. Yani her şey güllük gülistanlık olmayacak ama genel olarak bir pozitiflik olacak ne olursa olsun. Azil konusunda da diğer ikinci sorunuza gelmeden önce Başkan Trump hazırlıklı, yani Demokrat Parti'nin istediği tanıkları getirerek bugün aleyhte konuşmalara başlayacağını bildiği için böyle dünyanın sonu olmayacak. Yani Temsilciler Meclisi'nde ilk alt kanatta zaten azil süreç işlemi onaylanacak ve Senato'ya geçecek. Yani burada 3 ile 5 ay arasında Temsilciler Meclisi bu konuda tamamen kararını almış durumda. Bu tanıkların getirilmesi, konuşulması, kamuoyunda olması aslında biraz sembolik de diyebilirim. Konu Senato'da. Zaten Başkan Trump'ın bir endişesi var mı Trump'ın? Şu şartlarda görmüyorum ama yarı alacak, evet, yani basında çok olması, başka konularda yoğunlaşamaması konusunda yarı alacak. Ama yarı Başkan alacak. Trump zaten yarı alacak ama Başkan Trump başından beri bu konuyla zaten mücadele ediyor. Bu gelecek bugünkü tanıklar Trump'ın yönetiminde çalışmış eski diplomatlar, Ukrayna konusunda telefonda olanlar. Yani o anlamda çok böyle dünyanın sonu olarak görmemek lazım bu azil süreç işlemi. Sayın Çınar, şöyle diğer soruma geçmeden önce sizden çok kısa müsaade isteyeceğim. Selçuk Tepeli birazdan aramızdan ayrılacak. Ona bir şey sormak istiyorum. Aradan sonra sizle devam edelim. Bu lobi konusunu bir konuşalım biraz. Çünkü o manzara enteresan bir manzara. Yara alacak endişesi yok. Dün biz konuşurken şöyle bir şey de konuşuldu. Yani Trump aslında bunu biliyordu. Amerika'da iki türlü tepki bekleniyor. Anketler falan da yapılmış bununla ilgili. Birincisi işte halk, daha çok siz bizim başkana nasıl böyle bir şey yaparsınız diye Trump popülaritesini falan arttıracak bir durum. Ortaya çıkışı Biden'ı aslında çok ciddi geriletti. Ukrayna meselesi üzerinden ortaya çıkması. Dolayısıyla demokratların tanınan bilinen bir adayının olmaması Trump için avantaj diyenler de oldu. Genel olarak buna nasıl bakmak lazım? Yani bu konuda Trump'ın biraz daha avantajlı olduğunu söylemek lazım. Çünkü bu süreç risk alınan bir süreç. Ve Nancy Pelosi bu onayı verirken, Temsilciler Meclisi'nde böyle bir soruşturma açılması onayını verirken, daha önce birkaç kere bundan vazgeçtiğini hatırlayın. Çünkü bu riskli bir süreçtir. Hele seçimden önce, hele insanların algısının, yani kamuoyu algısı denen şeyin gerçekten kontrol edilemez, hatta biraz nankörce olduğunu hesaba katarsanız, yani hem işsizlik maaşları artsın ister kamuoyu, hem de ekonomik paket ve düzelme ister, hem de pek çok tedbir ve tasarruf ister. Dolayısıyla bunların hepsini birden ister. Birbirine zıt olan şeylerin hepsini bir arada ister. Yani dolayısıyla kamuoyunun kafası bu bakımdan epeyce şeydir, bencildir yani. O bakımdan da bu tür durumlarda pek güvenemezsiniz ve Trump buna güveniyor. Son zamanlarda bir de mantıksızlıklara çok prim veren, hatta bir takım pespaye çıkışları neredeyse destekleyen, seven, hoşlanan kamuoyları var dünyada. Dolayısıyla Trump'ın seçmeni biraz öyle olduğu için
bu tür yani belki skandal çıkması beklenen, umulan şeylere tam tersi reaksiyonlar verebilir. O yüzden risklidir. Dolayısıyla Trump bir kere bu süreçte sanıldığının aksine bir miktar daha avantajlı. Şimdi dolayısıyla Demokratlar da sanki biraz öyle düşünüyorlar. Yani biraz öyle bir durum var. Yani orada değişebilir durum ama yani neticede bu azille sonuçlanan bir süreç yok. Dördüncü bu. Ama diğer bir tanesi işte Nixon istifa etti. Diğerlerinde evet. Suçlu bulunmadı. Trump'ta da nasıl gideceği belli değil. İşine ama bile yarayabilir. Yani yarıya da bilir. Yarıya evet. da bilir. 48'e 47 bir oran var. Bunu destekleyen karşı olan 48 karşı şeye, azil sürecine 47 destekliyor. Bu demokratlarda %85 destek. Cumhuriyetçilerde seçmenlerden bahsediyorum kamuoyunda %15. Dolayısıyla bıçak gibi ortadan kesilmiş ikiye ayrılmış durumda Amerikan kamuoyu. Peki. Ama öte yandan da bir şey eklememe müsaade edersen var mı reklama? Çok kısa reklama gideceğim. Öyle mi? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Buyur. Şimdi bizim bakış açımızda bence bir sorun var şeyde. Yani Türkiye'nin bu dış politika işlerine bakış açısında biraz sorun var. Bu tür zirveler böyle sürpriz krizlerin çıkacağı zirveler değildir. Yani bunlar önceden epeyce planlanır. Buna göre hazırlanılır ve bunun iyi sonuçlanması, iyi bir resim verilmesi için de özellikle çaba gösterilir. İki taraf açısından da bu böyledir. Ha bu çabalar bir tarafın daha fazla taviz vermesiyle geliştiyse ya bu da olabilir. Yani bu sonunda çıkacak resmi şu an için kötü göstermeyebilir. Daha sonra belki başka meseleler çıkar. O başka hikaye. Ama bizim biraz daha olumlu bakmamızda fayda var buna. Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra devam edeceğiz konuklarımızla. Efendim 16 saatlerimiz manşetin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Ben Mehmet Akif Ersoy. Konuklarımı hemen tekrar tanıtayım. Türkiye-Amerika ilişkilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam saat 8'de gerçekleşmesi planlanan zirveyi, Trump'la gerçekleştireceği zirveyi konuşuyoruz. Muhtemel sonuçlarında Habertürk yazarı Çetin Erçetin, Milletlerarası Özel Hukuk Uzmanı Profesör Doktor Muray Ekşi, Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve Türk Mirası Vakfı Başkanı Ali Çınar bizlerle birlikte. Sayın Pekin Ankara stüdyomuzda, Sayın Çınar Washington'da ve konuklarımız da İstanbul'da. Şimdi Amerika ile devam edelim. Reklam öncesi size aslında bir soru yöneltmiştim ama ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa çok kısa tekrar etmiş olayım. Bir nümayiş, bir gösteri, bir orada toplanan terör örgütü YPG, PKK sempatizanları, terör örgütü FETÖ sempatizanları, beraberinde Ermeni lobisinin, Siyonist lobinin Türkiye aleyhine gösteri hazırlığı yaptığını ifade etmiştiniz. Ben de şöyle sordum. Bunları bir arada görmek bizi çok üzüyor. Bunların tamamını, aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı pek çok kişinin olduğunu tahmin ediyorum. Üzücü. Yani nasıl bir ortak paydada böyle memleket aleyhine birleşebilir bütün bu yapılar? Ama işte uzun mesele. Türkiye'de, Amerika'da Türkiye'ye müzahir, vatanını, milletini seven Türkler ne yapıyorlar? Belobicilik meselesi burada yine karşımıza çıkıyor. Ne durumdayız? Ali Çınar beni duyabiliyor mu? Ali Çınar şu anda hatta değil, beni duyamıyor. Peki, tekrar bağlanabilirsek Çınar, eğer Ali Çınar'a bağlanıncaya kadar istersen ben reklam arası buyur. Yaptığımız tartışmanın ya da konuşmanın bir devamında burada bir yorum getireyim. Biz kamu diplomasi faaliyetiyle tabir ettiğimiz, yani şu an aslında Amerika'da, Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde yapmamız gereken konularda maalesef eksik kaldık. Şöyle ki eksik kaldığımız noktalar şöyle işaret edeyim. Örneğin 40 milyar dolar para harcadık. İçeride Suriyelilere evimizi açtık. O insanların sağlık giderlerine kadar her şeyine koştuk. Hemen sınırımızın yanı başındaki seninle birçok kez beraber gittik. İşte İdlib'de şu an 3,5 milyonu aşkın insan var. Onların halen güvenliğidir, ihtiyaçlarıdır. Yine Türkiye tarafından karşılanmaya çalışılıyor. Cerablus'ta keza öyle, Elbap'ta öyle, Afrin bambaşka bir çehreye dönüşmeye başladı. Şimdi önümüzde işte Resulayn gibi bir bölge var, Tel Abyad gibi bir bölge var. Gittiğimiz her yerde okullarıyla, sağlık kuruluşlarıyla mutlaka hizmet vermeye çalışan bir ülke olduk. Fakat bunu dünya ne kadar anlattık sorusunun cevabını ben kendi içimde cevap veremiyorum. Çünkü bu konuda yeterince eksik kaldık. Şöyle ki ben
sadece bir kıyaslama yapmak adına değil ama veriler üzerinden... Niye anlatamadık? Yani anlamak, dünya görmek istemedik için bizim eksiğimizde mi var? Bakın ben çok basit... Anlamak istemedikleri için. Ben İsmail Paşa'm belki sizi hani böyle düşünüyor olabilirsiniz ama bizim de taşın altına elimizin koymamız gerektiği noktalarda eksik kaldığımızı düşünüyorum. Şunun için eksik kaldık. Mesela PKK 8 yıllık Suriye İç Savaşı içerisinde 144 tane Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da konferans yapmış. 144 yani. Toplamda 86 tane resim ve fotoğraf sergisi yapmış. Bu resim ve fotoğraf sergileri de tamamen Avrupa ülkelerindeki metro istasyonlarında, Amerika'da ve Moskova'da metro istasyonlarında, Strasbourg'da, Brüksel'de ve Paris'te 3 tane kamu diplomasi faaliyeti yürüten merkez oluşturmuş ve bunlar devamlı oradaki akademisyenler, gazeteciler, medya kuruluşlarına bilgi aktarımı yapıyorlar. Şimdi düşünün, işte biz Barış Pınarı operasyonuna gittik beraber ve o operasyonu takip ederken bir taraftan da terör örgütü Irak sınırları içerisinden soktuğu yabancı gazeteciler aracılığıyla orada kendi propagandasını yapmak için bazı medya kuruluşlarını kullandı. Hatta bazen Türkiye'nin kendi sınırları içerisindeki yabancı medya kuruluşlarını kullandı. Dolayısıyla işin özünde şöyle bir durum var. Biz genel anlamda bu algıları yönetecek, bu algıları devam ettirecek ne kadar iş yaptık? Niye yapmıyoruz? Yani şöyle bir özgüvenimiz mi var? Ya Türkiye zaten ne yaptığının farkında, dünyada görmek istiyorsa görsün mü? Yani mesela böyle yurt dışında bu sergilerin açıldığı, konferansların düzenlendiği ülkelerdeki büyükelçilerimiz bunları takip ediyorlar. Hı-hı. Basın ateşelerimiz bunları takip ediyorlar. Yani farklı... İnşallah takip ediyorlardır. O kadar mı diyorsun? Çeşitli? Yani inşallah diyorum. Ben hani ne kadar takip ettiklerini bilmiyorum ama inşallah takip ediyorlardır. Yani bununla ilgili farklı bir program organize etme, yani orada ne olduğunu ne bittiğini anlatacak uzmanları oraya götürme, konferanslar tertip etme, tamam biliyoruz ki. Şimdi ben bunu söylerken yurt dışında FETÖ lobisi aslında de... bir terör örgütünün ne yaptığını anlatmaktan ziyade biz neleri yapmadığı görmemiz çok iyi. Yani bizim Avrupa'daki üniversitelerde, Amerika'daki üniversitelerde Suriye meselesindeki haklılığımızı anlatacak, Suriye meselesindeki pozisyonumuzu, yaptıklarımızı anlatacak. Mesela buradan kaç tane akademisyeni gönderdik hocam, yurt dışına ya da vallahi hemen sonra gerçekten gidiyor musunuz, yapıyor musunuz? Sayın Çeçen'e de teşekkür ederim. Maalesef şöyle bir sorunumuz var. Üniversitelerde gerçekle, bilimle, ilimle uğraşana fazla değer verilmiyor. Bunun en tipik örneğini ben kendim yaşadım. Şimdi Türkiye'de bu bilimsel çalışmaları destekleyen örneğin TÜBİTAK'ın çok güzel teşvikleri var. Başka yerlerden burslar alabiliyorsunuz. İmkanlar bayağı arttı. Ama bir proje üreten, hukuki çözüm üreten, bakın bu kadar Türkiye'nin sorunu var değil mi? Hukuki sorunu var. Bu hukuki sorunları böyle ezbere, internet bilgisiyle değil ama oturup örneğin eğer S-400 üzeri vesaireyi konuşuyorsanız oturup o yüzlerce sayfa anlaşmayı, ki o anlaşmanın bir kısmı maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arşive kaldırdı. Resmi gazetede yayınlanmadı. Buradan yetkililere sesleniyorum. Onu mutlaka yayınlamaları gerekiyor ki hukuki bir takım çözümler üretmek adına onların üzerinde durulması gerekiyor. Şimdi bu ciddi bir çalışma yapıp uluslararası mahkeme kararlarını takip edip Türkiye'nin lehine o kadar çok uluslararası mahkeme kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı vesaire var ki hani bu üniversiteler bunun PR'ını yapmalı. Ama üniversitelerin böyle projeleri derinlemesine araştırma yapan projeleri bugün yapmadığını sadece ben değil birçok insan söylüyor. Dışarıdan da artık bu görülüyor. Bunun için hukuk fakültelerine baktığınız zaman şu bahsettiğimiz konularla ilgili olarak ciddi yayın yapacak, devletin, yetkililerin önünü açacak, proje üretecek hocalarına sahip çıkması gerekiyor bunların. Maalesef üniversitelerin içerisinde bir siyasi atmosfer ortamı gibi, yani rektör dekan olarak olmak her şeyi çözümleyen bir sürece geçildi. Bizim uluslararası hukukta birçok yönde haklılığımızı, örneğin Suriye ile ilgili olan bu göç iltica meselesinde, yanılmıyorsam ya 2012 ya 2013 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir toplantıya katıldım. Sayın Guterres'le de bizzat orada görüşme imkanımız oldu.
ve Sayın Guterres inanılmaz bir şekilde Türkiye'yi orada övdü. Bundan büyük bir PR olabilir mi? Yani bu inanılmaz bir şey. Aynı şekilde o dönem yani Türkiye'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Baş Delegasyonu Carol Batchelor sürekli devlette de çok düzgün çalıştı. İdari mahallelerle de çok düzgün çalıştı. Ve ben 2015 ya da 16 yılında öğrencilerimi Birleşmiş Milletler'e götürdüğüm zaman orada yere göğe sığdıramadı Türkiye'nin iltica politikasını. Türkiye'den, ama biz bunu anlatmadık. Türkiye'den gidenlere biz gerçekten pazarlama, bir işin reklamını yapmayı çok iyi bilmiyoruz. Yani bunu yapmamız lazım. Peki Türkiye'den hiç yurt dışına akademisyen gitmiyor mu? Kendi katıldığım toplantılar açısından söyleyeyim. Bir defa Türkiye'yi eleştirdiğiniz zaman prim yapıyorsunuz. Hı. Eğer Türkiye'yi eleştirmiyorsanız, benim gibi doğruyu söylüyorsanız, hukuki açıdan gerçeklikleri söylüyorsanız ki inanın hukuk Türkiye'nin yanında bütün bu uluslararası sorunlarda, Suriye konusunda da, her konuda da bu kadar yabancı mahkeme kararı, uluslararası adalet divanı kararları, ahim kararlarını baktığınız zaman bunu çok net görebiliyorsunuz. Ama onlar onu duymak istemediği için belki o toplantılara, eleştirisel yönden bakanlara daha çok proje veriyor, onları destekleyebiliyor. Sayın İsmail Hakkı Pekin'in söylediğine geliyor yani. Kesinlikle o zaman. Bir görmek o var ama ikincisi de biz de kendimizin PR'ını yapmayı gerçekten bilmiyoruz. Ya da biz yani, de bu yenilmişliği, yani somut, bu durumu somut kabul etmiş gibi gözüküyoruz. Ya da sivil toplum kuruluşu işte tam da buraya değineceğim. Sivil toplum kuruluşları da çok özür dilerim sözünüzü kestim. Sivil toplum kuruluşları belirli ideolojilerle hareket ediyor. Bakın Türkiye'de şu anda yüzlerce vakıf ve dernek var. Suriyelilerle ilgili hizmet veren. Bunların hepsinin çok sıkı denetlenmesi gerekiyor. Kim ne yapıyor, nerede ne iş yapıyor? İçişleri Bakanlığı'nın bu konu üzerinde çok sıkı durması, denetlemesi, kimin eli kimin cebinde bunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu kadar sivil toplum kuruluşu içerisinde de yine açıkça söylemek gerekirse Türkiye'nin hani bir gerçekliği de abartısız yani neyse durum onu yansıtacak gerçek anlamda bir sivil toplum kuruluşumuz herhalde yok değil mi Sayın Çok Çetinler? Çok sınırlı ama bir somut örnek vereyim size. Yok. Örneğin Sayın Fuat Oktay AFAD Başkanı iken olağanüstü işler yaptı AFAD'da. Şu an Mehmet Güllüoğlu da aynı şekilde gerçekten hani kurumsal anlamda baktığınız zaman AFAD mükemmel işler yapıyor. Fakat örneğin Birleşmiş Milletler, UNICEF, işte Türkiye yanlış hatırlamıyorsam 3 sefer Angelina Jolie'yi getirdi. Bir anda UNICEF'in ya da Birleşmiş Milletler'in Suriyelilere yardımları tartışıldı, konuşuldu. Şimdi dönelim bakalım sivil toplum olarak bizim kaç tane sanatçımız, kaç tane sporcumuz AFAD'la beraber kamplara gidip onun PR'ını yapmak için uğraşıyor. Bakın bir örnek verelim yine. Ya bazı sanatçılarımız var Çetiner. Yani Arap dünyasında sadece görüntülerinin ortaya çıkması bile, evet, sen biliyorsun yani isim vermeme gerek yok. Bazı isimler var. Hani şöyle bir fotoğraf verse bütün Arap dünyası onu takip ediyor. Biliyor. Sosyal medyadan bir paylaşsa biliyor. Bunlar bizim sanatçılarımız. Tabii. Bu ülkenin evlatları. Evet, biz hiçbirini maalesef bu anlamda kullanamıyoruz. Daha da ilginç olan mesela yine hatırlayalım bu Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya kaçış serüvenin sırasında bir kameramanın çelme takarak, evet, düşürdüğü bir çocuk, evet, vardı. Macaristan'daydı. Macaristan sınırında. Ebu Muhammed günlerce tartışıldı, konuşuldu. O medya kuruluşu sadece bir kınamayla o kameramanı biraz uzaklaştırdı ama yeniden görevine geri döndü. Aynen, fakat bebek. Aynı çocuğu biz İspanya Ligi'nde işte İspanyol futbolcuların alıp yanlarına sevdiği ve dünyadan özür dilediği bir çocuğu şeklinde gördük. Bizim milli takım maçlarımız da var. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray gibi kulüplerimiz var. Yani herkesin üzerine sorumluluk düşüyor. Herkesin bir yerden tutup yakalayamıyoruz bir şeyler galiba. Yapması lazım. Bireysel bir şeyler yapılırsa yani akademisyenlerimiz tek başına mücadele verirse bazı sivil toplum kuruluşlarının başındaki yurt dışında bahsediyorum. İşte bireysel böyle birilerini çağırıp çaba gösterirse burada Akif oluyor. Şunu unutmayalım bakın biz bugüne kadar Türkler yurt dışında da birbirleriyle problem yaşıyorlar. Yani bizim iki tane temel nedenimiz var. Bunlardan biri yurt dışında yaşayan bireylerimizin birçoğu 80 askeri darbesi döneminde ülkeden giden ve işte etnik kökeni, dini mezhebi meselesiyle gitmiş ya da siyasi durumuyla ilgili sorunlardan dolayı gitmiş insanlar. Sonra PKK'dan dolayı giden bizim güçlü bir diaspora oluşturmamız gerekiyor. Bakın sayı olarak, rakam olarak baktığımız zaman biz öyle çok kendi aleyhimize güçlü bir diasporamız var.
Şimdi bak Ermeni diasporamız var mı? Var. Yahudi diasporası. Kendi vatandaşlarımız kendi aleyhimize acayip çalışıyorlar. Şimdi FETÖ ile beraber Avrupa'da ve Amerika'da bir güçlü, yeni bir diaspora oluşmuş durumda. Oysa ki bizim bir an önce şunu da unutmayalım. Yurt dışı Türkler Başkanlığı'nın da bu işe ön ayak olması gerekiyor. Yani öyle 5000 tane öğrenciyi Türkiye'ye getirip okutmak değildir mesele sadece. Bu ülkenin yurt dışında çok güçlü, önemli bir diasporasının oluşması gerekiyor. Bu gelecek kuşaklara, önümüzdeki 100 yıla, 1000 yıla bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Bakın peki. Amerika'da en ufak bir şey oluyor, müdahale edecek ya da onun karşısında gösteri yapacak şey yok. Ama yolu Türkiye'den geçen, Anadolu'dan geçen herkesin bu diasporanın, Türkiye diasporasının düşüncelerinin bir parçası olduğunu kabul edersek hem Avrupa'da hem Amerika'da çok rahat hareket edebileceğimiz bir yapı oluşturabiliriz. Seninle konuştuğumuz mesele vardı. Sayın Pekin'e de döneyim. Az önce çünkü o önemli bir şey söyledi, görmek istemiyorlar diye. Yurt dışında yemek yemeye kalktığınızda bile, Çetinler'le biz çok konuşuruz bunu. Yani herhangi bir ülkeye gidersiniz, o ülkede 10 tane Türk restoranı vardır. 7 tanesi PKK'lılarındır, 3 tanesi FETÖ'cülerindir. Aç kalır. Nerede aç kalırsınız? Bana müsaade eder misiniz? Şimdi bakın, İsviçre gibi küçücük bir devletin içerisinde bütün uluslararası spor federasyonları orada. Aynı şekilde Hollanda'da bütün uluslararası mahkemeler orada. Eğer sizin yetiştirdiğiniz nesil, hukukçularınız bu uluslararası federasyonların, spor federasyonlarının içinde olsa, işte uluslararası mahkemelerde görev alsa, inanın bu da çok ciddi bir reklam olur. Bu da yine Türkiye'nin önünü açabilecek bir şey olur. Uluslararası kuruluşlarda görev yapan, uluslararası mahkemelerde, uluslararası federasyonlarda görev yapan nesilleri bizim yetiştirmemiz gerekiyor. Tabii burada en önemli görev de hukuk fakültelerine gidiyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi şöyle bir şey yaptı. Biliyorsunuz olimpiyat yarışmalarına katılabilmeniz için bir ulusal olimpiyat komitesi üzerinden yarışmaya katılmanız lazım. Suriye krizine dikkat çekmek için 10 tane Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Cenevre üzerinden 10 tane değişik dallarda sporcu seçtiler ve bunları olimpiyat bayrağı altında yarıştırdılar. İnanılmaz bir reklam yaptı Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Dedi ki ben Suriye krizinde ve dünyada artan mülteciliğin yanındayım. Bu duyarlılığımı gösteriyorum. Hatta onların Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin şartı da buna el vermemesine rağmen bunu yapabiliyor. 10 tane sporcu. 10 tane sporcu seçiyor. Ve işin ilginç tarafı bunlardan bir tanesi Türkiye'ye gelen, Türkiye'den deniz yoluyla Belçika'ya giden bir yüzücü. Biz tabii ki hani dışarıdakileri eleştirelim ama az önce siz çok güzel bir şey söylediniz. Biz kendi kendimizin aleyhine propaganda maalesef çok fazla yapıyoruz. Dışarıyı kontrol edemezsiniz ama kendi içimizde ulusal menfaatlerde maalesef o kadar hassas da davranılmadığını görüyoruz. Evet. Tanıtım üniversiteler çok ciddi bir tanıtım aracıdır baktığınız zaman. Spor kuruluşları çok ciddi bir tanıtım aracıdır ama bu duyarlılığı geliştirebilmek için yani bir örneğin Türkiye Futbol Federasyonu bunu bilse ben eminim ki çünkü birçok defa öğrencilerle ziyarete gittiğimiz bir yer, yine Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ziyarete gittiğimiz bir yer, bunlar mutlaka yani bakın bu Türkiye'nin menfaatine dediğiniz zaman ellerini taşın altına sokabilecek peki kurumlardır. İsmail Hakkı Pekin, buyurunuz efendim. Ya ben şunu söyleyeyim öncelikle tabii Türkiye'yi kabul etmek istemiyorlar. Yani Türkiye'de yaşayanlar Batı tarafından ya da diğer ülkeler tarafından hep azınlıklara zulmeden ondan sonra işte halk tanımayan, insan haklarını tanımayan, basın özgürlüğü tanımayan bu ve buna benzer komşularıyla devamlı kavga eden ondan sonra böyle bir hava yaratılmış vaziyette ve bu havayla giriyoruz. Maalesef bu havayı değiştirecek çok fazla bir şey yapmıyoruz. Yani ana konularda da yapmıyoruz. Yani şimdi mesela şey konusunda yurt dışında diasporadan bahsediyoruz değil mi? Yurt dışı Almanya'da 3 milyon kişi yaşıyor ama Alman BND teşkilatı, istihbarat teşkilatı sizin o 3 milyon kişiyi 20 parçaya bölmüş. Birisi kaptancı olmuş, öbürküsü başka bir cemaatten olmuş, paramparça olmuş. Aynı şeyi yurt dışında yapıyoruz. Yurt içinde de herkes ona Ermeni asıllı diyor, öbürküsüne Kürt asıllı diyor, öbürküsüne başka bir şey söylüyor, öbürküsüne Çerkez asıllı diyor. Yani şimdi böyle olunca
Bu adamlar yurt dışına gittikleri zaman otomatik olarak kendi ülkelerinin programı, reklamını yapmıyor. Kendi ülkelerinin şeyini yapmıyor. Kendi kafalarına göre kişisel olarak bir şeyler söylüyorlar. Yani bir türlü bu kişiselliği aşamadık. Yani bu kendi içimizdeki düşmanlığı aşamadık. Devamlı kutuplaşıyoruz. Ana sorunlarımızdan birisi bu. Bir türlü o dünyaya verdiğimiz resmi değiştiremedik. Biz böyle değiliz aslında. Bunu biliyoruz böyle olmadığını. Ama bir türlü değiştiremedik. Hep kavgacı, gürültücü, topluma zarar veren, dünyaya zarar veren, savaş çıkartan, işte azınlıkları ezen böyle bir görüntümüz var. Şimdi bu görüntüyü bozmamız gerekiyor. Ve maalesef bu görüntüden istifade ederek sizin YPG size göre tehdit, o tehdide karşı aldığınız tedbirleri karşı taraf Kürtleri ezmek gibi gösteriyor. Sizin ama buna mukabil Türkiye içerisine aldığınız 3,5 milyon, 4 milyon civarındaki mülteciye verdiğiniz hizmeti kimse görmek istemiyor. Yani bu çok enteresan bir şey. Yani bunu aslında akademisyenlerimiz falan incelemesi lazım. Nedir bu? Yani biz bunu nasıl aşacağız? Bunu siyasetçilerin aşması çok zor. Akademisyenlerin biraz evvel Sayın Hocam'ın söylediği gibi devleti yönetenlerin önünü aşması gerekiyor bunlarla. Yani nasıl bir çözüm bulacağız bunlara? Bir türlü o çözümü bulamıyoruz. Bir sürü şey oldu. Biz mesela Irak'a müdahale ediyoruz ya da Irak'taki terör örgütüne müdahale ediyoruz. Bir bakıyoruz oradan dünya kadar eleştiri geliyor ama bunun yanında içeri aldığımız beslediğimiz şeyleri Irak'tan kaçanlara kucak açtığımızı kimse görmüyor. Yani biraz da bunları göstermemiz gerekiyor. Gösterebiliyor muyuz? Göstersek anlayacaklar mı? İşte bakın biraz evvel söylediniz, Sayın Ali Çınar söyledi. Ermeni, Rum, PKK, PYD, YPG, bütün bunlar hepsi toplanmış. Amerikalılar da vardır yanlarında. Büyük ihtimalle İsrail lobisi Sayın de var. Cumhurbaşkanı'na karşı, evet İsrail lobisi de var. Büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı'na bir takım sloganlar söyleyecekler. Katil Türkiye diyecekler, başka bir şey söyleyecekler. İşte bu kadar adamımızı ezdiler diyecekler. Yani biz maalesef böyle tanıtılıyoruz, böyle tanınıyoruz. Yani öncelikle bundan kurtulmamız lazım. Geri kalanlar, yani bırakın şeyi, resim sergisi vesairesi, şusu busu. Aslında temelde Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili bir noksanlığımız var. Bu tamam, bunu kabul ediyorum. Ama karşı tarafta da bizi anlamamak, bizi tanımamak, biz ne söylersek söyleyelim, Orta Doğu'daki birçok şeyin müsebbibi, Suriye'deki şeyin birçok şeyin müsebbibi olarak Türkiye'yi görmek gibi bir şey var, bir hava var. Bu biraz da bizim belki geçmişimizden kaynaklanıyor, öyle söyleyebilirim. Ya da Türkiye'nin bulunduğu yerden kaynaklanıyor. Bir imparatorluk olup imparatorluktan sonra işte imparatorluğun halklarının birleştiği bir ülke olmasından, cumhuriyet olmasından kaynaklanıyor ama daha çok da Müslüman olmamızdan kaynaklanıyor. Biraz da bu var. Yani Müslüman olduğumuz için diyeceksiniz ki tamam Müslümanız ama Müslüman ülkeler de Türkiye'ye karşı bir yapısı var. Yani Suudi Arabistan'ın diğerlerinin de, Körfez ülkelerinin de Türkiye'ye karşı da bir anlatımı var. Onlar da Türkiye'yi işte Osmanlı'yı yeniden ihya etmek, tekrar Arapları egemenliği altına almak gibi bir şeyle suçluyorlar. Yani o zaman bazı lafları ederken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani artık fetihti, şuydu, buydu bunları bir tarafa bırakıp çok daha farklı hareket etmemiz gerekiyor. Ve bence bu konuda devletin daha düzgün bir, TİKA gibi falan değil ama daha düzgün bir tanıtım mekanizması kurması lazım. O tanıtım mekanizmasıyla o tanıtım mekanizmasının mutlaka üniversitelerle alakası, akademisyenlerle alakası olması lazım. Oraya para yatırması lazım. Bu oraya harcığı birkaç yüz milyon dolar emin olun Türkiye'nin milyarlarca dolar para kazanmasına neden olabilir diye değerlendiriyorum. Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi iki konu var. Onları da konuşalım ama o şeye geçmeden önce sizin FETÖ iadeleriyle ilgili ekleyeceğiniz o hukuki sürece dair bir nokta vardı. Onu bir dinleyeyim isterseniz önce. Şimdi biz FETÖ iade sürecinde biliyorsunuz başta Yunanistan, Almanya, Amerika olmak üzere bazı kişilerin iadesini istedik ve bu iadeleri hep
iki taraflı veya çok taraflı bir milletler arası anlaşma olan suçların iadesi anlaşmalarına dayandırdık. Ama bizim özellikle de Almanya ve Yunanistan'a bunlar iltica etti. Şimdi bu alanda hiç konuyu açmadık. Acaba bir terör üyesi örgütünün başı ya da üyesi destekleyicisi bir kişiyi bir ülke iltica sistemine dahil eder mi? Edemez. Çünkü 1951 yılında yapılan mültecilerin hukuki durumuna dair 51 Cenevre Konvansiyonu'nda bir F maddesinde, bakın madde 3 bent halinde şunu söylüyor. Diyor ki insanlığa karşı suç işleyen, barışa karşı suç işleyen veya savaş suçu işleyen veya Birleşmiş Milletler'in ilke ve amaçlarına karşı suç işleyen veya ciddi vahim bir suçu kendi ülkesinde işleyip de başka ülkeye gidip iltica edenlere kesinlikle mülteci statüsü verilemez. Aynı hüküm bizim Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 64. maddesinde biraz daha genişletilmiş olarak var. Ve Suriyelilerle ilgili bizim geçici koruma yönetmeliğinde de aynı hüküm var. Diyeceksiniz ki peki bunlara nasıl veriliyor? Sebebi şu, yine az önce bahsettiğimiz konuyla da alakalı. Belki Türkiye'nin bu zayıf tanıtım ya da lobicilik faaliyeti sonucunda bir türlü FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu henüz daha biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya da Avrupa Birliği nezdinde bunun bir terör örgütü olduğu ve terörist örgütler ve kişiler listesine geçtiğini görmediğimiz için bunu geçirtemedik. Anlatılması da zorlanılıyor. Diyor ki ya diyor sizin hakimler var diyorsunuz, terör örgütü üyesi, işte savcısı var, hakimi var, polisi var, işte birçok kişi. Amerikalılar diyor ki basketbolcu diyor. Adam basketbolcu, nasıl terör örgütü üyesi? Aynen. Burada da basket oynuyordu diyor. Kendisi de çıkıp o öyle savunuyor kendisini. İşte bu süreci biz tam anlatamıyoruz. Bir de tabii ki devletin içine bu kadar terör örgütü sızdığı zaman siz peki ne yapıyordunuz diyor. Sizin istihbaratınız yok mu? Özellikle yabancı akademisyenlerin bana sorduğu, hakikaten anlatırken de zorlandığımız, işte bu bir charity, bir dinsel organizasyon, eğitim organizasyonu gibi gözüküp ama gerçek amacını gizledi, işte yabancı istihbarat örgütleriyle bu sonuca varıldı. Bunu anlatması hakikaten zor. Çünkü bu kadar dinlemesi, bu kadar büyük yapıda ve devletin yönetim katında olunca bütün bunlar, anlatmakta zorlanıyorsunuz. O yüzden bizim bunların... Hocam şöyle bir şey söylüyorlar hocam. Buyurun. Amerika'da bunu anlatırken 2016'da gittik Nedim Şener ve Üçok'la beraber. Şunu söylüyorlar. Düne kadar bu adamlar sizin lobinizi yapıyordu. Ne oldu da şimdi bu adam terörist oldu diye böyle bir soru soruyorlar. Yani çok enteresan bir şey. Evet, maalesef öyle. Dediğim gibi bu süreçte biz bir sıkıntı yaşıyoruz. Fakat yine bizim uluslararası mahkemelerin verdiği kararlar var. Örneğin Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, birçok karar var. Ve burada hep hani alenen açıkça terör örgütü olarak nitelendirmese bile yaptığı eylem, örneğin bir PKK'lının gidip Londra'da bir Türk bankasına molotof kokteyl atması veya da bir restorana saldırması, sivillere karşı bir hareket olduğu için insanlığa karşı bir eylem, barışa karşı bir suç olarak nitelendiriliyor ve iltica sisteminin dışında tutuluyor. Ya da Sri Lankalı bu Sri Lanka'da bir terör örgütü olan Tamil gerillaları, kaplanları diye anılan bu terör örgütüyle ilgili İngiltere'nin birçok mahkeme kararı var. Şimdi bizde de yine var. DAEŞ üyesi Türkiye'ye gelse biz onun iltica sistemini alıyor muyuz? Hayır. FETÖ'cüleri hukuken diyorsunuz ki FETÖ'cülerle ilgili böyle bir süreç yok. FETÖ'cülerin biz bu 1951 Cenevre Konvansiyonu'nun 1F maddesine girdikleri gerekçesiyle asla bunlara iltica prosedürüne dahil edilmemesi gerektiğini kamuoyuna, yanımıza Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğini, Uluslararası Göç Örgütü'nü ve diğer akademisyenleri, çünkü hepsinin kitaplarında bu yazıyor. Yani onların kitaplarında yazan da illa bu terörist örgütler kişiler listesine geçmesine de gerek yok. Ama bunun neden bir terör örgütü olarak kabul edilmesi, sayılması ve geniş çaplı bir terör örgütü, sadece Türkiye'de değil ki bunun faaliyetleri. Bir defa bunu ikna edeceğiz. Şeyde de bizim iade sürecinde siz bunlara bir, iltica sistemine dahil edemezsiniz diyeceğiz. İki, dahil edemediğin kişi ne oldu?
adi suçlu oldu. Siyasi suçlu değil bu. Dolayısıyla da bunu Türkiye'ye iade edeceksin. İade sürecini iyi işletmeliyiz. Hiçbir terör örgütünün, geçen gün yine bir Habertürk'ün galiba programında söyledim, var mı üyelik listesi, işte bir aidatı bir şey. Yani bir kişinin terör örgütü üyesi ya da destekleyicisi olduğunu gerçekten ortaya koymak zor. Ve bunlar çok seri bir şekilde kimlik değiştiriyorlar. Üstüne üstlük Türkiye bakın Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşması yaptı. Ve bu anlaşma Cumhurbaşkanımızın Allah'tan onaylamadığı bir kararı, o yüzden henüz yürürlüğe girmedi. Biz Avrupa'daki bütün yasa dışı göçmenleri, ki bunların içerisinde yabancı terörist savaşçılar da olacaktır, tekrar Türkiye'ye kabul edecektik. Sonra bunları ne yapacaktık biz? Geri gönderme merkezine koyacaktık ya da başka ülke bunları kabul edecek mi diye bekleyeceğiz. Yaptığı anlaşma değil miydi? Evet. Maalesef ben hatta bir kitap... Ahmet Davutoğlu'nun... Aynen, Ahmet Davutoğlu zamanında yapılan ve Türkiye'nin son derece aleyhinde olan ve şu anda fiilen, pardon, hukuken yürürlüğe girmedi. Benim yazılarımda hep bunu savunuyorum ama bir 18 Mart mütabakatı çerçevesinde yürürlükte olduğunu iddia edenler de var. Bu anlaşma yürürlüğe girdiği zaman biz Avrupa'daki bütün yasa dışı göçmenleri, Türkiye üzerinden gidenleri geri kabul edeceğiz. Ne yapacaksınız o kadar insanı? Şu anda Adalet Bakanlığı 700 civarında DAEŞ'in hapishanede olduğunu söylüyor. Bir tanesi hala arada geziniyor, ara bölgede. Evet. Bugün ekranlara da taşıdık. Ve çok da enteresan bir bakın, manzaraydı. Bakın Yunanistan gidip gerçekten eğer bir haber yapmak isteniliyorsa... Sınıra, tabii sınırda askeri yasak bölge olduğu için çekime izin verirler mi onu bilemem. Yunanistan her gün birçok insanı dövüyor. Kadın, çoluk, çocuk ayakkabılarını, çoraplarını, üstündeki mantolarını vesaire çıkararak hani o soğukta acısınlar bunları Türkiye'ye alsın diyor. Ya da tutuyor bir tır şoförünü, bunları alacaksın yoksa seni buradan geçirmem diye. Dolduruyor o kişileri, Türkiye tarafına gönderiyor. Hangi uluslararası hukuka sığar bu? Bulgaristan aynı şeyi yapıyor, Yunanistan aynı şeyi yapıyor. Türkiye 3 milyon 600 bin kayıtlı Suriyeli, kayıtsızları bilmiyoruz. Afganlar, diğer ülkeler, Afrika ülkesinden çok sayıda Türkiye'de insan var. Ve bundan diyelim ki 10 kişi Batı ülkelerine geçtiği zaman kıyameti koparıyorlar. Bu nasıl bir işbirliğidir? Bu nasıl bir yük bölüşümüdür? Bütün çevremiz öyle, emin olun. Bir şey soracağım. İran sınırı da öyle. İran sınırımız, İran destekleyerek evet. Türkiye'ye gönderiyor. Çünkü yabancıların kendi ülkesinde evet. risk oluşturduğunu, İran, bir iç karışıklığa sebebiyet vereceğini düşünerek İran, özellikle Afganları Türkiye'ye yönlendiriyor. İran, Pakistan ve Afganistan'dan gelenleri evet. transit, yani aynen. kendi ülkesini terk edinceye kadar hiçbir şekilde gözaltına almıyor. Çok enteresan bir sıkışmışlık. Yani doğudan da geliyor şu veya bu sebeple. Batı da kendisinden gelenleri geri gönderiyor. Ortada biz sıkışıyoruz. Şöyle evet. düşünün, Avrupa ülkesi görüyor, kendi ülkesinden bir DAEŞ'i ya da terörist çıkıyor. Asla dokunmuyor ona. Normal gidiyor sahte pasaportla havaalanına. Sahte pasaport da değil. Oradan geçiyor. Görüyor muyum ve buluyor. Ve nereye gittiğini biliyor. Bakın. Ve aradan 3-4 gün geçtikten sonra Türkiye'ye haber veriyor. Niye? O 3-4 günde o kaybolur. Senin başına bela olsun. Bir daha onu bulup da bana iade edemez. Normalde ülkesinden yasa dışı çıkan bir kişiyi, yabancıyı, o ülke kendi vatandaşını ya da yabancıyı uluslararası hukuka göre geri almak zorunda. Bu mekanizmaları işletecek... Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başlattı pazartesinden itibaren ama... Sayın Bakan'ın bütün attığı İstanbul'daki kayıtsız Suriyelilerin geri gönderilmesi, DAEŞ'lerin ülkelerine geri gönderilmesi sürecine hukuk da destek veriyor. Ama Sayın Bakanımızın bürokratları bu alanda çalışan göç idarelerinde ciddi bir şekilde uyarması, aynı zamanda bizim kara sınırlarını koruyan Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın da bu konuda bazı radikal adımlar atması gerekiyor. Sınıra gelenlere uluslararası hukuka göre geri gönderme, itme yetkisi var Türkiye'nin ama maalesef bu yetki tam olarak kullanılmıyor. Çünkü açıkçası asker de tereddüt ettiği için bu yetkiyi kullanmıyor. Niye tereddüt ediyor? Uluslararası hukuka uyar mı, uymaz mı? Türkiye'ye sıkıntı doğar mı, doğmaz mı? Bilinçsizlikle ilgili bir şey mi? Kesinlikle bu bilinçsizlikle ilgili bir şey. Hatta ben Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızdan bir randevu talep ettim. Bizim askeri yasak bölgelerde ve güvenlik bölgelerinde ciddi anlamda bir sivil yerleşim var.
O sivil yerleşim üzerinde bu askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu mu uygulanacak yoksa diğer mevzuat mı uygulanacak? Bu noktada hem orada görev yapan idari birimler, savcılar, hakimler hem de kara kuvvetlerinin bir hukuki desteğe ihtiyacı var diye düşünüyorum. Türkiye dediğim gibi hukuki haklarını tam olarak kullanması gereken noktada. Ama bu hakları kullanmakta biraz zayıf kalıyoruz. Türkiye'nin bakın açık sınır politikası izlemesi belki bir akademisyen böyle kürsüde oturan birisi için bana ne kadar iyi insan hakları odaklı bir yaklaşım diye düşünebilirim. Ama bir siyasetçi için bu bir faciadır. Niye? Kim geldi içeri? Orası hani bize 89'da Batı Trakya'dan Bulgaristan'dan gelen 350 bin kişi gibi masum vatanına, insanlar yani öyle insanlar değil ki. Şimdi bu bölge çok tehlikeli, riskli, bütün terör örgütlerinin olduğu bir alan. Sen bu alanda açık sınır politikası uygulayıp %95'i belgesiz insanı içeri alırsan ondan sonra Amerika da seni kullanır, İngiltere'si de kullanır, Almanya'sı da, Fransa'sı da, hepsi de seni kullanır yani. Hocam çok kısa bir şey, yanıtı kısa rica ediyorum. Çetin Erçetin ve İsmail Akpekin'e döneceğim. Dediniz ki FETÖ ile ilgili en azından terör örgütü olduğunu kabul ettirmedik uluslararası anlamda. Ama PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ettirdik. Tabii bir güvenlik konusu. İltica hakkı. Hayır şöyle orada da bir tek şöyle bir YPG şart. YPG üzerinden mi alıyorlar onları? Yok yok hayır. Şimdi PKK'lar ilgili geçmişte verilen kararlar var. Hem Almanya'nın hem İngiltere'nin. Fiilen diyor hani örgüte üye olmak, sempati duymak değil de fiilen faaliyetlere karışmış olma şartını arıyor orada. Ben, o 1T maddesini uygulamak için. Ben bir şey yapmadım deyip iltica talebinde bulunabiliyor. Yani. Tabii ki. Onu yapabiliyor. Ama üzerinde böyle. FETÖ'cüler için de aynı. Ama bakın hocam. 96'dan sonra İngiltere örneğin birçok hani ben Kürt kökenliyim bundan dolayı zulüm işkence gördüm diyenlerin talebini reddetmiştir. Ve artık Avrupa öyle kolay kolay iltica sistemine dahil etmiyor. Bir menfaati yoksa da almıyor. Dolayısıyla da Avrupa artık hani adeta katı, sert, güvenlik yanlısı bir göçmen politikası uyguluyor. Dolayısıyla da taleplerin çoğunu reddediyor. Şu anda Türkiye kadar göç konusunda esnek bir ülke Sayın Çetiner de biliyor var mı? Yok herhalde. Çok, o konuda yani ama Türkiye inanılmaz o konuda. Esnek davranıyor. Sınır güvenliği had safhada. Biz bu alanda yasal düzenleme yapmadan öncelikle entegre sınır yönetimini yani burada yine polisin, askerin hakim olacağı evet. ve güvenliğin işleyeceği bu sınır yönetimini kurup ondan sonra göçle ilgili mevzuatı yapmalıydık. Biz tam tersini yaptık. Peki. Önce göç mevzuatını yaptık. Peki Çetin Erçetin. Kağıt üzerinde evet Avrupa Birliği ülkeleri PKK, FETÖ gibi yapılara göz açtırmadığını söyleyebilir ama nihayetinde şöyle bir tablo var önümüzde. PKK'nın 440 tane dernek ve ona benzer yapısı Almanya'da faaliyet gösteriyor. Bunu İspanya, İtalya'ya eklediğiniz zaman sayılar daha da çoğalıyor. Burası ve doğusundan kaçan pek çok terör örgütü üyesi tabii. farklı farklı ülkelerde kaldı ki mesela hani yolcu, çok sıklıkla son dönemlerde çok sıklıkla gündeme gelen işte Mazlum Kobani'nin Almanya'da işlediği bir cinayet var ki mahkeme süreci işleyen bir cinayet. Bir kadının, örgüt mensup bir kadının küvette asit içerisinde öldürülerek yok edilmesi. Dosya kapatılmadı. Mazlum Kobani Almanya'dan Irak'a kaçtı. Ama buna rağmen gelen PKK'lılar yine siyasi kanallar üzerinden, istihbarat kanalları adam üzerinden. Adam gitti Beyaz Saray'da Amerikan başkanıyla işte görüştü. Yani. Ne acayip bir şey. Dünya böyle. Bir sembol yaratılmaya çalışıldı. Hemen toparlayalım. Şimdi vaktimiz de daraldı. Son olarak bu Amerika ziyareti şimdi bu gece muhtemelen uzun bir gece olacak. Yani akşam özellikle basın toplantısı sonrasında herhalde ne olacağı, nasıl açıklamalar geleceği merak konusu. Türkiye'nin Amerika'daki süreci Trump'la götürdüğü biraz değerlendiriliyor. Bu yüzeysel bir değerlendirme midir? Derinliği var mıdır? Ne dersin bilmiyorum. Bir güven ilişkisi var mı? Zor duruma sokan da Trump. Yani o mektubu yazan da Trump. Ama aynı zamanda Amerika'da şöyle bir şey de var. Yani Trump'a da Türkiye ile ilişkilerinden dolayı ciddi eleştiri var. Yani Türkiye'yi çok işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisi olduğu söyleniyor. Türkiye'yi kolladığı veya Türkiye ilişkileri çok önemsediği söyleniyor vesaire. Şimdi Akif genel itibariyle baktığımız zaman işte son 50 yılda büyüme kaydeden bir Amerika var.
Ve o büyüme kaydeden Amerika'nın başında da bir Trump var. Genel itibariyle yaptığı konuşmalara baktığımız zaman da bir Amerikalı'nın yerine kendinizi koyduğunuz zaman işte Amerikan bayrağının her yerde dalgalanacağı ve Amerikan müesses devlet nizamı dahil olmak üzere tüm Amerikan halkının huzuru ve onun için çalışacağını beyan eden ve bunun için de hakikaten herkese dalaşan, herkese haraç kesen bir lider var. Şimdi Trump'a baktığınız zaman zaten daha seçildiği günden itibaren önce Amerika sloganıyla başlamıştı ve hakikaten baktığınız zaman işte Orta Doğu ülkelerine, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelere direkt... Siz şu kadar vereceksiniz, siz bu kadar yani vereceksiniz. Ne satacağından, ne satacağından ziyade... Sizin hazinenizde şu kadar para varmış. Var. Yani şey bile söyledi, bu kadar petrolü, siz bu kadar petrolü Araplar tek başınıza mı kullanacaksınız diyecek kadar da fütursuz bir şekilde diplomasi yapan bir Trump var. Bizim sayemizde orada senin krallığın diye Suudi Arabistan'a söyledi. Biz olmasak duramazsın. Elbette ama şöyle de bir tablo var önümüzde. Günün sonunda Trump şu anda Türkiye'nin öyle ya da böyle Amerika'da muhatap olduğu ve ilişkileri sürdürmekteki tek kanal konumunda. Bir Pentagon'la Suriye meselesinden dolayı hiç unutmayalım daha iki hafta öncesine kadar neredeyse Amerikalılarla karşı karşıya gelirsek gelir miyiz konuşuyorduk. Veya biz orada askerlerimizle sahaya indiğimiz zaman nasıl bir tabloyla karşılaşırız ya da Amerikalılara herhangi bir şey olsa bizim refleksimiz ne olur konuşuyorduk. Bu da şu demektir. Amerika ile karşı karşıya gelecek kadar çok sahada ciddi sıkıntılar yaşadık. Şimdi Pentagon'la ilişkiler böyle. Dışişleriyle bir farklı. Amerikan dışişlerindeki genel bakış açısı da Türkiye'ye karşı çok farklı değil. Çünkü Orta Doğu'da peş peşe örneğin Irak'ta, örneğin Suriye'de, Yemen'de ve şu an son dönemde Libya'da çok ciddi sorunlar yaşayan bir Amerika var ve Amerikalı diplomatlardaki genel tartışma da işte istedikleri desteği Türkiye'den alamamak. Ama Amerikan dış politikasındaki en büyük sorun İran meselesi. Şu anda İran'a yönelik çok ciddi hazırlıklar var. Gerek Körfez'de, gerek Katar'da ve en önemlisi tabii PKK'yı köşeye sıkıştırarak Kandil'i kullanabilecekleri bir alan oluşturmaya çalışıyorlar ve burada da en önemli nokta işte şu an İran'a karşı mücadele edecek opozisyonları hazırlamak ve onları doğrudan operasyon sahasına sokabilecekleri bir alan. Ama tabii bunu yapabilmeleri için de Türkiye'nin bu işe rıza göstermesi gerekiyor. Çünkü İran dediğiniz ülke Halepçe'den sonra dümdüz bir alan ve orada bir gerilla savaşını yapma ya da bir muhalif grubu oradan hareket ettirmek mümkün değil. Türkiye'den PKK böyle başlayıp şey yapabilir mi İran? PKK bunu yapmaz ama PKK'nın zaten tavrı çok net. Biz de bu işin içinde olmayacağız. Bunu söyledikten bir hafta sonra yapmaz da Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan hakkında Amerika durduk yere 40 yıl boyunca hiçbir tepki göstermeyen Amerika bir hafta sonra hemen açıklama yaptı. Biz bu 3 terör elebaşı için işte şu kadar para koyduk ödül. Bunlar PKK'nın içerisindeki bizim terörist olarak gördüklerimiz dedi ve bununla ilgili PKK'nın para içerisinde bizim müttefik olarak gördüklerimiz var deyip PKK'yı kendi içinde Tabii onu bile yaptılar. Şimdi dolayısıyla Amerika şunun farkında, İran'a yönelik yapabileceği herhangi bir hamle Türkiye'nin sahada bazı noktaları aşmaması durumunda çok kolay olmayacak. Dolayısıyla dışişleri de bu konuda 10 yıldır zemin hazırladıkları bir proje, bir plan Türkiye'nin desteği olmadığı için şu anda harekete geçirilemiyor ve boş bir plana dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bundan dolayı öfkeli. Öfkeliler yani bu hepimizin bildiği bir durum sahada. Fakat tabii Amerika dediğiniz devlet rasyonel bir devlettir. Yani sürece, şartlara ve koşullara bakar. Yani biz bir Rus dış politikasıyla Amerikan dış politikasını kıyasladığımız zaman daha esnek bir yapıyı görürüz karşımıza. Yani eğer şartlar olmadıysa maçın ikinci devresinde oyuncu değiştirip yeniden konuşuruz diyecek kadar rahat bir diplomasisi vardır. Bütün mesele de Türkiye'nin şimdi işte oyuncu değişimine zorlayacak koşulları masaya koyması. Aksi takdirde Amerikan-Türkiye ilişkilerindeki bu uzun zamandır yara almış ki mesela Türkiye'nin üzerinde çok hassasiyetle durduğu noktalar vardır. Yani bir PKK meselesi öyle toplumun, halkın yiyip utabileceği bir mevzu değildir. Bir çuval meselesi, aynı şekilde şu an mesela Irak karışığı, birçok yaptırım meselesi, Ermeni meselesi, bunlar çok toplumun yani siyasetçi bir şey söylese bile halkın çok tahammül edeceği, kabul edeceği şeyler değil. Kaç Amerikan karşıtlığı Türkiye'de şu an? 90'ların üzerindedir herhalde. Çok yüksek. Yani çıkan anketler ki Amerikan Büyükelçiliği'nin yaptırdığı bir anket var. O ankette bile rakamların çok büyük olduğu söyleniyor. Ben burada rakam söylemiyorum ama büyük olduğu söyleniyor. Kendi yaptıkları anket. Kendi yaptıkları ankette. Neyse, reklam arasında sorarım. İsmail Hakkı Pekin, size devam edelim efendim. Hem
bu karşıtlık meselesi, hem tek kanalın Trump olması, buyurun. Şunu söyleyeyim tabii, bu akşam yani bu akşamki toplantı zor bir toplantı. Yani kolay bir toplantı değil ama Türkiye'nin önüne konacaklar da belli. Yani PKK meselesi mesela, ya da ben söyledim de o 3 kişi üzerine Murat Karayalan dahil olmak üzere ödül koymalarının nedeni, biraz evvel Çetin Er söyledi, bu adamları tasfiye çıkar, bu adamları bize teslim edebilirler. PKK'nın ortadan kaldırıldığını bize söyleyebilirler. Ve o şey içerisinde, YPG içerisinde bulunan 10 bin tane PKK'lıyı alıp Mazlum Kobani'yi onun için parlatıyorlar. Hmm. İran'a karşı kullanılıyor. Yani yeni bir sözde terör örgütü lideri yaratıyorlar. İran'a karşı da. Evet. İran'a karşı da yani kullanabilecekleri bir PKK'ya. Terör örgütü, evet, terör örgütü lideri değil. Kürt Özgürlük Hareketi'nin lideri olarak adam yaratıyorlar. Bakın, YPG demiyor, Kürt diyor, bilmem ne diyor. Yani kafalarındaki şey bu. Türkiye'de ısrarla bu konuda bunların YPG olduğunu, PKK'lı olduğunu, terörist olduğunu söylemek durumunda. Ama özellikle Kürt Özgürlük Hareketi lideri diye yeni bir lider yaratmaya çalışıyorlar. Ve bu lideri, çünkü kullanabilecekleri en güzel onlar. Şeyi kullanamazlar, PKK'yı kullanamadılar, vazgeçtiler. Şeyi kullanamadılar, Irak'taki Barzani güçlerini kullanamadılar. Çünkü onların da kazandıkları bir şeyler var, onları kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla bağımsızlıklarını nasıl, bağımsızlık konusunda nasıl geri adım attılarsa, bu konuda da kendilerinin kaybedecekleri çok iş olduğu için bunu istemiyorlar. O zaman en iyi, en çok provoke edecekleri ya da en çok teşvik edecekleri kişi Mazlum Kobani ve bölgedeki şeyler, YPG'liler artı YPG içinde bulunan 10 bin küsür, benim 13 bin biliyorum ama Çetin Er 10 bin dedi, 13 bin civarındaki PKK'lı. Şimdi bunların bunları kullanacaklar ve kullanmak istiyorlar. Bir defa Mazlum Kobani konusunda geri adım atmayacakları açık. Daha bizden çok PR göreceğiz o zaman. Mazlum açık. Kobani PR'ı göreceğiz. Evet. Evet. Doğru mesela mu? Şu var. Bölgeden İran'ı atmak istiyorlar, çevrelemek istiyorlar. Nereden? Suriye'den ve Irak'tan. Bakın dikkat edin şu andaki konuşlandıkları bölgelere, Amerikalıların konuşlandıkları bölgeler şeyin doğusudur. Suriye'nin doğusu ve Irak'ın batısı. Yani iki yeri, Sincar dahil olmak üzere. Burayı birleştirdiğiniz zaman Irak'ın, İran'ın, İran birliklerinin Lübnan'a uzanan yolunu şey üzerinden, evet, yok, tıkıyoruz. Yani Suriye üzerinden Lübnan'a uzanan yolunu tıkıyoruz. Irak'ta tıkamaya başlıyoruz. Bir miktar da Suriye'nin doğusunda tıkamaya başlıyoruz. Zaten şeyin kuzeyi, Suriye'nin kuzeyinde de bir bölge var. O bölgede de büyük ölçüde Türkiye 120 kilometrelik bir alana girmiş. Geri kalan 324 kilometrelik alanda da Kürtlerin ya da Kürt yerleşim yerleri var. Ve o bölgelerde de büyük ihtimalle YPG'liler var. YPG hakimiyeti var. Haseke'de de aynı şekilde. Dolayısıyla bu konuda bir taviz vereceklerini sanmıyorum. Türkiye'yi bu konuda anlaşmaya zorlayacaklar. Türkiye'yi bu konuda, bakın, bu adamların size zararı yok. Bu adamlar sizin sınırınızı tehdit etmiyor. Bu adamları ben İran'a karşı kullanacağım. Çünkü bu görüşmelerde ABD stratejik olarak Türkiye-İran ilişkilerini, gerçekten İran zor durumda ekonomik olarak şu anda. Türkiye Amerikan ambargosunu İran'a uygulamak istemiyor. Mümkün olduğu kadar İran'la alışveriş yapmaya devam ediyor. Devam etmek istiyor bir şekilde. Zaten gazla ilgili bir sorun yok. Sanırım petrolle ilgili bir sorun var. Böyle bir yapısı var. İran Türkiye ilişkileri bu konuda Amerika'nın bozmak istediği önemli bir soru. İkincisi, Türkiye-Rusya ilişkileri S-400'ler dahil olmak üzere Rusya'yı, Türkiye'yi Rusya'dan ayırmaya çalışan, Türkiye-Rusya ilişkilerini bozacak, Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmasa bile limonileştirilecek bir havaya dönüştürmek istiyor. Bu toplantıda bu da görüşülecek. Bir başka konu, İsrail-Türkiye ilişkileri. Çünkü Türkiye her zaman İsrail'in radarında ve potansiyel olarak bölgede İsrail'e dur diyebilecek tek ülke Türkiye. Dolayısıyla İsrail devamlı radarlarında Türkiye'yi hep göz önünde bulundurur ve onu mümkün olduğu kadar buradan dışlamak istemez. Dolayısıyla evet,
İsrail-Türkiye ilişkileri de bu konuda bugünkü görüşmede ele alınacak konulardan bir tanesini de değerlendiriyorum. Bu üç konuda stratejik anlamda bir anlaşma yapılırsa diğer konularda, yani S-400'lü diğer konularda, bunların hepsi bir şekilde taktik olarak yoluna girer diye değerlendiriyorum. Ama asıl sorun biraz evvel söylediğim bu üç konu. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum İsmail Hakkı Pekin. Katkılarınız için sizlere. Şimdi bitireceğiz, noktalayacağız, bir araya gideceğim. İran'la ilgili bölgede bir tepkisellik de var, özellikle Suriye üzerinden, ama şunu da unutmamak lazım. İran'ın nüfusu 90-100 milyona dayandı şu anda. Bir karışıklık çıkması halinde 24 milyon Suriye'nin karışıklık sonrasında bize maliyetini de düşünürseniz, İran'ın nereye gideceğini, yani Afganistan'a, Pakistan'a gitmeyeceğini de düşünürseniz, evet, İran'ın karışması bölgeyi ve Türkiye'yi nasıl etkiler sorusuna zaten makul bir yanıt verdiğinizde aslında... Hali hazırda da ki fırsat buldukça İranlıların zaten ilk uğrat yeri Türkiye. Aynen. Evet, yani gelecekleri yerler belli. İşe bir de buradan da bakmak lazım. Bir de İran devrimi sırasında 2 milyon Türkiye'ye gelmişti. Bakın, yani o devrim sadece sırası. İran devrimi, evet, sırasında. Çok teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için. Manşete Çetin Erçetin, sana da çok teşekkürler. Kısa bir ara, aradan sonra kapatıyoruz. Efendim, noktalıyoruz manşeti. Yayınımız akşam haberleriyle devam edecek. Birazdan Afşin Yurdakul karşınızda olacak. Bugün kritik bir gün, akşam saatlerinde özellikle. Haberlikten ayrılmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.